Günaydın değerli izleyiciler. Gerçek gündeme hoş geldiniz efendim. Bugün 6 Haziran 2018 ve günlerden çarşamba. Evet, artık seçime sayılı günler var. Son düzlük diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Önümüzdeki hafta bayram haftası çünkü. Bayram. Önümüzdeki hafta cuma günü. Ramazan bayramının birinci günü. Bu sene Ramazan ayı 30 gün efendim. Dolayısıyla Perşembe Arife ve cuma Ramazan bayramının birinci günü. Takvime baktığımız zaman hani bu tür bayram tatillerini işte hafta sonu tatilleriyle beraber birleştirip 9 günlük tatil pek modadır ama bu süreç ona pek hiç müsaade etmedi. Cuma günü bayramın birinci günü ve diğer iki günü de zaten hafta sonuna denk gelecek. Evet, bayram siyasetin polemikleriyle geçecek. Öyle anlaşılıyor efendim. Ramazan da öyle geçti. Belki Ramazan ayının o maneviyatı, manevi iklimi ne kadar olsa Ramazan ayının kendine özgü o sessizliği, yavaşlığı, siyasetin ısınmasını da belki geciktirdi. Ama yavaş yavaş meydanlar ısınıyor diyebilir miyiz? Yani buna evet demek hala pek kolay gözükmüyor. En azından bizim durduğumuz yerden böyle gözüküyor. Ancak süreç daha da hızlandığında, belki son hafta, bayram ertesi, daha hızlı, daha canlı meydanlara tanıklık edebiliriz. Ancak şunu söyleyelim, meydanlar dolu. Liderler meydanları dolduruyor. Hele ki Cumhurbaşkanı. Ancak bir canlılık var mı? Kalabalık var. Ama bir heyecan var mı? Buna evet demek de kolay değil. Bir bıkkınlık, yılgınlık mı söz konusu? Bunun evet cevabıyla seslendirilmesi herhalde doğru olur. Sonuç itibariyle AK Parti cephesinden bakıldığında 16 yıllık peş peşe gelen seçim başarılarıyla beraber devam eden artık kanıksanmış, sıradanlaşmış bir başarı çizgisi. Ancak bu seçim diğerlerinden biraz farklı izlenimi, daha doğrusu bir hayli farklı izlenimi doğuran AK Parti'nin seçim ekonomisi uygulaması. Hemen her gün bir yeni ekonomik uygulama peş peşe gündeme geliyor. Bunların arasına dikkatinizi çekerim. İki çarpıcı konu başlığı da var. Birisi Devlet Bey'in gündeme taşıdığı af meselesi. İktidarın bir kanadı hayır diyor ama öbür kanat af konusunda ısrarlı. Burada bir bölünme mi var, iş bölümü mü var sorusu doğru bir soru olarak önümüzde duruyor. Yani aftan yana olanlar en azından Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy versinler. Af'a karşı olan, rahatsızlık duyanlar da AK Parti'ye oy verirler. Böylece seçmeni konsolide etmiş oluruz, paylaşmış oluruz gibi bir ince hesap söz konusu mudur? Elbette ki siyaset bu. Siyaset ustaları söz konusu meydanlarda. Böyle ince hesaplar yapılmış olma ihtimali de yabana atılmayacak bir öngörü olarak önümüzde duruyor. Bedelli askerlik meselesi de aynen böyle. Yani bir yandan bedelli bekleyenlere göz kırpılırken öbür yandan hani işte fakir aile çocukları filan meselesi de gündeme getiriliyor. Orada da bir iş bölümü söz konusu olabilir mi? İhtimaldir. Yani bunların hiçbirisini yabana atmayız. Peki meydanlarda ne var? Meydanlarda prompter tartışması var efendim. Prompter hani o konuşma metinlerinin yansıtıldığı cam var ya. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı dondu kaldı prompter arıza yapınca görevli de namaza gitmişti filan gibi iddialar seslendirildi. Derken onun başka bir gerekçesi olduğunu Cumhurbaşkanı tarafından seslendirildi. Hasılı yani bir bardak su bile değil. Bir kahve fincanı. Hatta mırra fincanları daha küçük galiba. Bir mırra fincanı içerisinde kopan fırtına gibi gözüküyor. Seçim işleri böyle oluyor galiba. Peki böyle bir ortamda ciddi, sağlıklı, objektif tartışmalar yapılabilir mi? İmkansız. İmkansız. Yani bir sürü riski var. Vay hain filan muamelesi görebilirsiniz. Oysa ki son derece hayati ve önemli korunmalarımız, sorunlarımız var. Şimdi bakınız Münbiç konusu çarpıcı bir başlık olarak önümüzde duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin AK Parti iktidarına tam seçimlerin arifesinde
gerilimi düşüren, elini güçlendiren bir takım uygulamaları hediye etmesi durup dururken olmuştur diyebilir miyiz? Buna da evet diyemeyiz. Binbiç, Kandil konuşulurken, Fırat'ın doğusu biraz geriye doğru düşürülmüşken, Kıbrıs, Ege, Ege'de Yunanistan'ın saldırgan tutumu 18 adamızı işgaline ilişkin çıt çıkmıyor farkındaysanız. Muhalefet kanadından da. Ona da dikkat çekelim. Şimdi böylesi bir durum söz konusu. Peki buradan, bu fotoğraftan 24'ü akşamı nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Şimdi bir süredir burada söylüyoruz. Sürekli izleyicilerimiz farkındadır. Efendim Antet bu sene anketler biraz az derken anketler birdenbire su yüzüne çıkmaya başladı. İşte Sonar'ın anketi var bugün gazetelerde göreceksiniz. Sonar'ın anketine İyi Parti'den itiraz var. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray haklı olarak diyor ki yahu Sonar'ın bir hafta önce yaptığı ankette biz 19-21 bandında gözüküyorduk. Şimdi barajın altındayız. 9.7 gözüküyor filan. Hasılı ilk turda sonuç yok. Bilmiyoruz bu anketler ne kadar sağlıklı. Şimdiye kadar tecrübelerimiz anketlere güvenilmemeyi icap ettiriyor. Peki yeni anketler gerçekçi mi? Vallahi o sorunun cevabını da tam olarak bilmiyoruz. Bu gecikme anket şirketlerinin anlaşıldığı kadarıyla bir, gerçekten parasını vererek net bir fotoğraf isteyenlere yaptıkları servis var. Bir de yine muhtemelen parasını vererek parayı verenlerin istediği tarzda sonuçların kamuoyuyla paylaşıldığı iddiaları var. Bunlar yabana atılmayacak gerçekler. Bu arada tabii yabancıların da ciddi araştırmalar yaptığını biliyoruz. Yabancı ülkeler, yabancı kurumlar, yabancı şirketler. Elbette Türkiye önemli bir ülke. Çok kritik bir coğrafyada ve bu coğrafya şu anda yeniden düzenlenme aşamasında. Bunu sık sık hatırlatmak lazım. Yaşadıklarımızın onunla doğrudan alakası olduğunu düşündüğümüz için. Büyük Ortadoğu projesinden söz ediyoruz efendim. Kimine göre rafa kalktı, bitti filan deniyor ama bakınız ta Fas'tan, Tunus'tan, Çat'tan başlayan, yani Atlantik sahillerinden Afrika'nın başlayan 22 İslam ülkesini hedef alan, içinde Türkiye'nin de yer aldığı, İran'ın da yer aldığı bir coğrafyayı hedef alan, bu coğrafyadaki bir projeyi seslendiren Condoleezza Rice'in 2003'teki o ünlü makalesi değil mi efendim? Peki sonuç? Sonuç neydi? Önce onu da hatırlayalım. Yani Büyük Ortadoğu Projesi veya daha sonraki ismiyle genişletilmiş Ortadoğu Projesi ne idi? Bir, söz konusu ve isimleri açıkça yazılmış olan, içinde Türkiye ve İran'ın da bulunduğu, Suriye, Irak gibi ülkelerin de elbette ki yer aldığı 12 İslam ülkesi, halkı Müslüman olan ülke. Bir, rejimler değişecek. İki, sınırlar değişecek. Yaşadıklarımıza bu perspektifte, bu çerçeveden baktığımızda yaşananları, yapılmaya çalışılanları belki de daha iyi anlamak mümkün. Bu arada yine çok çarpıcı bir haber var bugün. Çok fazla gündemde yer almayacak. Sadece söylem düzeyinde İsrail'e dönük öfke söylemleri, retorikleri var. O kadar. Pratiğe, uygulamaya, hayata dönük bir şey yok. Büyük İsrail projesi meselesi efendim. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir sorunun fitilini ateşliyor. Öyle anlaşılıyor. Nedir o? Golan Tepeleri meselesi. Malum İsrail açısından stratejik bir adres. Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri. İşgal altında şu anda. Peki Golan Tepeleri ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi yeniden alevlendirecek girişimine, orada İsrail'in hükümranlığını tanıdığı açıklaması. Böyle bir beklenti söz konusu. Evet, gerçekten hani zor zamanlar diyebiliriz efendim. Bu zor zamanlardan salimen, yara bere almadan veya az hasarla çıkabilir miyiz? Dileriz, temenni ederiz. Hasarımız az olur. Hasarsız çıkmak mümkün mü? Pek kolay gözükmüyor.
Bu üstelik sadece bizi de değil, bu bölgeyi, bu coğrafyayı hedef alan ve büyük güçlerin kendi aralarında da çeliştikleri, çatıştıkları bir dönemdeyiz. Efendim, işte Türkiye adım adım seçime yaklaşırken biz de canlı yayın konuklarıyla gündemi, seçimi, meydanları konuşmaya çalışıyoruz. Az sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu bizlerle birlikte olacak. Hem 24 Haziran'ı hem de İYİ Parti'yi konuşmaya çalışacağız. Bu arada tabii gazetelerimize de bir dönüp bakalım. Bugün gazetelerde neler var? Hep birlikte görelim. Efendim, Akşam Gazetesi İnce'nin barbarları demiş. İddia o ki Ankara'da bir otobüs durağında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için afiş asan 4 kişi seçimi Erdoğan'ın kazanacağını söyleyen genç kıza saldırıp saçlarını koparmış. Dehşet verici bir olay bu. Ancak Saadet Partili milletvekili adayların da aralarında bulunduğu 4-5 kişi ağır şekilde darp edildi Konya yolunda. Derin bir sessizlikle karşılandı. Asıl dehşet sahnesini ise bir polisin sergilediğini hatırlatalım. İçinde yaralı taşıyan ambulansı engel olan polis memuru. Dedik ki burada bir kışkırtıcı provokasyon yapan FETÖ'cüler olabilir. Amiri kimdir? Bu polis memuru kimdir filan? Bunlar hep gürültüye gitti. Şimdi bunları görmezden gelip sadece bir tarafa verilen zarara bakarsanız, öbür taraf size, siz de öbür tarafa zarar vermeye devam edip birbirinizin zararlarını görmezsek eğer yapılan yanlışları, iki yanlıştan bir doğru çıkmayacağı gibi böylesi gerilimli ortamlarda artık şu hayırlısıyla seçim gelse de bir an önce kurtulsak noktasındayız. Mamafi iktidarın söylemlerine bakarsak bütün vaatlerin tamamı için neredeyse 25'i adres gösteriliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Belki bunun için de 25'i diyecekler. Efendim, o apoletleri demir taşa mı takacaksın dedi Cumhurbaşkanı. Ha tabii bir de apolet kredimiz var sahi. Evet. Evet, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Kor General rütbesini bir daha hatırlatalım. Ordu Komutanlığı kadrosunu da yanına koyalım. Yani Kor General rütbesiyle aslında Orgeneral rütbesinin kadrosu olan 2. Ordu Komutanı. Bir tarafıyla baktığımızda önü açık bir paşamız. Muhtemeldir ki geleceğin Genelkurmay Başkanı bile olabilir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Hulusi Akar'dan önceki Genelkurmay Başkanımız da Recdet Özel de böyle hızlı bir terfiyle gündeme gelmiş ve Genelkurmay Başkanı olmuştu. Muhtemelen 25 Haziran'ı da net gören bir diplomatik yanı da güçlü bir paşamız İsmail Metin Temel. Yani alkış sahnesinde belki böyle bir okuma da yapılabilir. Sonuç itibariyle parlak bir komutanımız öyle gözüküyor. Önü açık. Evet, Allah yolunu açık etsin tabii ki efendim. Afrin yiğitleri Kandil için sınırda. Evet, şimdi bu dar zaman derken seçimi kastederek söylüyorum. Bir Kandil operasyonu, aslında Kandil operasyonu başladı bile diyebiliriz. Çünkü bakın üçer üçer şehitler geliyor. Çok şükür bugün böyle bir haber yok ama peş peşe üç şehit haberleri paylaştık burada sizlerle. Irak'ın kuzeyinde ciddi bir operasyon var anlaşıldığı kadarıyla. Hatta gelen haberlere bakılırsa bilemiyorum. Her konuda ihtiyat sahibi olmak gerekiyor. Burası Türkiye. Şartlar olağanüstü. Manipülasyonlarda sınır yok. Kandil'in kapısındayız. Kandil dediğiniz tabii mendil kadar bir yer değil. Bir ucu İran'a kadar uzanan bayağı geniş bir coğrafya. Çok sayıda PKK kampından filan söz ediliyor. Böyle bir operasyon. Bu operasyon sadece Türkiye'nin inisiyatifiyle hayata geçer mi? Zor. Şu sebeple. Daha önceleri yapıldı ama son dönemlerde yapılmıyor. Irak'la belli bir mutabakatın sağlanması lazım. Çünkü Irak topraklarında operasyon yapıyoruz. Muhtemelen o mutabakat sağlandı. Atlantik ötede adreste de bu konuda bir mutabakat sağlanmış olabilir. Sincar'da çünkü
ABD askeri varlığı ortaya çıktı şimdi. Sincar'da. Bundan daha önce böyle bir haber yoktu. Sincar'a da gelmiş yerleşmiş ABD askeri varlığı. Dolayısıyla hani böyle bir operasyon. Çünkü bakınız Suriye hava sahasını Rus hava savunma sistemleri koruyor. Orada ancak Rusya'nın müsaadesiyle hava operasyonu yapabiliyoruz. Yani bütün bunlar belli mutabakatları gerektiriyor. Gerçekçi olmak lazım. Efendim, yani bazılarının beklediği şu. Bunun somut bir örneğini Türkiye yaşadı. Ne zaman? 99'da. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesi. Bir anda Ecevit'i ve Demokratik Sol Parti'yi iktidarın büyük ortağı haline getirdi, değil mi? Dolayısıyla bir Kandil başarısının da iktidara elbette ki getirisi olacaktır. Muhtemelen, bilmiyorum. Efendim, gelelim aydınlığa. Binbiş'ten Kandil'e köklü temizlik. PKK Kobani'de boğulacak. ABD Binbiş'te piyonun PKK'yı harcamak zorunda kaldı. TSK bir yandan Binbiş'e, diğer yandan Kandil'e ilerlerken Kobani'ye çekilen PKK'lıların kaçacak yeri kalmadı. Şimdi orasının adı Aynel Arap. Aslında aydınlıkta böyle bir hassasiyet vardı. Kobani, oradaki siyasal projenin, kantonlaşmanın, İran kuzeyindeki ABD-İsrail koridorunun kod adı Kobani. Niye Kobani ismi kullanılmış? Yani o projeye gönderme maksadıyla mı bilemem ama spotta da Kobani var gene. Evet. Aynel Arap orasının coğrafyada. Böylece hatırlatmış olalım. Şimdi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye bir tabir vardır. Çünkü Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamaya bakarsak Türkiye-ABD ilişkilerinde bir yumuşama, Türkiye'nin taleplerinin en azından bir bölümünün karşılık bulması söz konusu. Tam da seçimlerin arifesinde ABD'nin bu jestinin sevabına yapıldığını düşünebilir misiniz? Bu akla muhal olur. Akla aykırı olur. O zaman bu güzellik tam seçim arifesinde iktidara neyin karşılığı yapıldı sorusunu sordurur. Dün Fatih Altaylı sormuştu. Ondan önce yine biz de sormuştuk. Bir daha soralım. Böyle bakarsak ancak fotoğrafı doğru okuyabiliriz diye düşünenlerdeniz. Peki, şöyle de düşünebilir miyiz acaba? PKK-PYD, Türkiye'ye karşı Türkiye'yi belli koşullara zorlamak için geri geldiğinde de feda edilebilecek türden bir araç mıydı ABD'nin elinde? ABD Kürtlere mi acıyacak? Niye acısın? Çıkarları var. Değil mi efendim? Büyük güçler böyle çalışıyor. Evet, peki. Feyzoğlu'ndan genel af tepkisi ayrıntılarını veririz. Ve Bir Gün Gazetesi. Kadınların dayanışması ülkeyi güzelleştirecek demiş efendim manşet. Kadınlar direniyor, dayanışma büyüyor. Flormar, ünlü kozmetik markası. Burada işçiler hak arayışı içindeler. Sonuç ne olur? Siz tahmin edin durun efendim. Sonucun ne olacağı başından belli bile diyebiliriz. Değiştirmenin tam zamanıdır demiş efendim Muharrem İnce. Evet. Muharrem İnce bugün birbirine uzak iki noktada. Muharrem İnce bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa'da. Akşam üzeri Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi var. Merkez ilçelerden birisi biliyorsunuz. Hem orada konuşacak hem de bu akşam iftarda orada Muharrem İnce. Geldik Cumhuriyet'e. Katliamın daniskası demiş Cumhuriyet. Çevre gününde Okluk manzaraları. Okluk'ta biliyorsunuz bir Cumhurbaşkanlığı yazlık sitesi yapılıyor. Epeydir inşaatı devam ediyor. Bayağı büyük, devasa bir yapı. 3
hilalli bir körfez yapılanmasıyla beraber büyük, yani 300 kişinin ağırlanabileceği filan türden bir devasa alan. Merhum Turgut Bey döneminde Cumhurbaşkanlığı yazlığı olarak düşünülmüştü. 4-5 odalı küçücük bir yerdi ama şimdi devasa bir yapı söz konusu. Efendim %30'u geçti, ikinci tura doğru. Sonara göre İnce son 2 haftada oy oranını 10 puan yükseltti diyor efendim. İşte İyi Partilileri kızdıran anket bu. Burada Meral Hanım 9.7 gözüküyor barajın altında. HDP de barajın altında parti olarak. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. MHP gündemimizde değil diyen ittifak ortağını zorluyor. AKP affa direnemez. Evet, tabii bunu tam anlayamadığımızı söyleyelim. Yani buradaki hedef ne sorusu? Bir takım spekülatif şeyler konuşuluyor ama hani onları burada seslendirmenin alemi de yok. Gelelim Güneş Gazetesi'ne. Kandil'e özel kalkan. Evet, şehit ailelerinden utanan uyarısı, CHP'yi hedef alan CHP'li Özgür Özel'le CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef alan bir haber bu. Ayrıntılarını vereceğiz efendim. Ve Evrensel, bu saldırılar tesadüf mü diye sormuş. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken muhalefete yönelik saldırılar artıyor. En son Bolu'da HDP'lilere saldırı yaşandı. Siyasi partiler kutuplaştırıcı dilin saldırıları kışkırttığını belirtiyor. Evet, kutuplaştırıcı bir dil var mı? Maalesef var. Üstelik hiç yapmaması gerekenler bunu yapıyorlar. Bunun bir sandık getirisi var tabii ama bu millete yüklediği ağır da büyük ve ciddi riskler var. Şimdi Manisa'ya mesela, Manisa'da da bir takım üzücü sahneler yaşanmıştı. Çare, İşçi sınıfının siyasete müdahalesinde. Efendim, işçi sınıfı dediğiniz o Marksist jargona göre yaptığınız sınıf tespiti, o sınıf tanımı içine girenlerin tercihi AK Parti veya merkez sağ partiler. Mesela sağ partiler yani. Habertürk, sınavda veya ayarı. Efendim, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı. YKS'de kural değişti. Şaşırdık mı? Hayır. Peki oyun başlamış, maç devam ederken kural değişir mi? Bu çok ona benzemiyor tabii ama bizde öyle şeyler de oldu, olur. Habertürk, 0-5 ham puan kuralı veya diye değişmezse 400 bin aday yanar diye uyardı. Yok, kuralı değiştirdi, iyi yapmışlar. Bu konuda da Habertürk'ü kutlamak lazım. Ve Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi, Fenerbahçe stadında alınan mazbata tam 20 bin seyirci. Ve de yeni başkan Ali Koç. Ali Koç'un 2 yıl sözü ve de tabii Ali Koç açısından handikap teşkil edecek konu ne? Kredi açılacaktır hiç kuşkusuz Ali Koç'a ama çıta çok yüksek. Fenerbahçe seyircisinin, taraftarının beklentisi çok yükseldi. Hani öyle peş peşe kupalar gelecek falan gibi bir hayalin ve beklentinin Ali Koç'u bir hayli zorlayacağını da söyleyelim. 24 Haziran'da hesaplaşacağız dedi Cumhurbaşkanı. Meral Akşener Habertürk televizyonundaydı. İkinci tura ben kalırım dedi. Aslında belki İktidar kanalının, iktidar cephesinin kanalları Meral Hanım'a pek yer vermiyor ama pekala Meral Hanım yerde buluyor. Hani mağduriyet iyidir mamafi, yani mağduriyetten ekmek çıkar mı? AK Parti bunun çok ekmeğini yedi. Bir de bu işi becermek var yani. Efendim, Türküz pişman değiliz. Yer Belçika sanıyorum, düğün konvoyu. Vallahi kimse kusura bakmasın. İyi de yapmış Belçika yöneticileri.
bizim seyahat özgürlüğümüzü kısıtladınız, tehlikeli bir iş yaptınız deyip düğün konvoyu yolda durmuşlar, oynamışlar filan. Bizde çok adettir ya, sıradan vakayı adi, hatta askeri uğurlama törelerine baktığınızda İstanbul'daki artık sayısı bir hayli çok oldu, ulaşımı da kolaylaştıran o tüneller filan, oralarda yol kesip ateşli silahlarla ateş ederek filan böyle çılgın ve vahşi ve tehlikeli iş yapanlar derin bir anlayışla ve sessizce izleniyor ya yetkililerimiz tarafından. Elin gavuru bunu yapmamış efendim. Gelin buraya demiş. Ve 5 yıl süreyle ehliyetlere, bazılarının arabalarına el konmuş. 40 bin avroda da ceza kesilmiş. Dikkat! 40 bin avro. Pişman değiliz demişler efendim. Neyse, Allah akıl fikir versin. Efendim, silahı verip gidecekler. Hürriyet, Demirören Hürriyeti, Münbiç anlaşmasını kitabın ortasından böyle değerlendirmiş. Daha net, daha anlaşılır şekilde. Bu arada Cumhurbaşkanı ilginç bir cümle kurdu. İlk defa malum 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için apoletlerini sökerim. Sen nasıl siyasi bir söylemi benim aleyhimde konuşan ve o konuşma esnasında nasıl da bu siyasi söylemi alkışlarsın diyen Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı polemiği sürdürüyor. Ben hepsinin paşasıyım. Bunu da yeni siyasi teritörümüze katıldı. Yani bir başkomutan sıfatı var ama bir paşa sıfatı yani duymamıştık. Konuşulmamıştı da. Böylece bu seçim süreci yeni bir kavramla, yeni bir anlayışla, yeni Türkiye'nin yeni yüzünü daha kolay görmemize, anlamamıza vesile oldu. Evet, Cumhurbaşkanı ilk defa bu cümleyi, bu ifadeyi kullandı. Ben hepsinin paşasıyım, bütün paşaların, yani paşaların paşası. Başkomutan bir tarafıyla herhalde böyle. Evet, peki. Doktorluk onurum diyor efendim. Gencecik bir doktor hanım. Acilde tedavi ettiği hastanın oğlu tarafından saldırıya uğramış. Alçakça, hunharca, ahlaksızca, edepsizce, evet kızcağız. Üst kemiklerinde kırılmalar oluşmuş ama onun derdi yanan canı değil, zedelenen onuru. İsyan ediyor ama ne kadar acı değil mi? Evet, peki. TÜSİAD 25 Haziran'ı sordu. Kime? Dün TÜSİAD'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu arada TÜSİAD'da Fenerbahçe yönetiminde temsil ediliyor efendim artık. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik. Ali Koç yönetiminde. Şöyle de bakabiliriz belki de Ali Koç yönetimine. İstanbul Dükalığı ve büyük kulüp Fenerbahçe yönetimine el koydu. Veya Fenerbahçe yönetimini kazandı. El koydu deyince başka anlamlar da çıkabilir. Yumuşatalım. Ve Fenerbahçe yönetimi İstanbul Dükalığı'na geçti. Evet. Muharrem İnce, rakibim prompter demiş efendim. Cumhurbaşkanı da ona cevabı verdi. Evet, peki. Böyle zor, Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayan polemikler ama vatandaşın sandığa gidişini ve sandıktaki tercihini nasıl etkiliyor? Vallahi bilmiyorum. Yani polemik güzel şey. Oh, bizim desteklediğimiz aday nasıl geçirdi ama filan gibi böyle bir şey vardı diye bizim tuttuğumuz birisi, desteklediğimiz birisinin böyle ağız dalaşında filan üstün çıkması filan çok hoşumuza gider. Bunlar sadece taraftarları mı konsolide eder? Yoksa hani ya bu adaylardan hangisine oy versem, hangisini tercih etsem, hangisi benim veya temsil ettiğim anlayışın işine gelir, yararınadır filan diyeceğine vatandaş, onu diyenleri nasıl etkiliyor yani daha ortadaki vatandaşı? Taraftar zaten verecek yani. Dışarıdaki vatandaş nasıl tercihini etkiliyor, etkileniyor mu? Onları bilmiyoruz. Uzmanlar biliyordur. Efendim, Karar Gazetesi, evet, Varyans'ın
yaptığı araştırmayı manşetine taşımış. Herkes bize düşman. Evet, ilginç bir fotoğraf ortaya çıkmış. ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İran'da dahil vatandaşlarımız yarıdan fazla şekilde hepsini düşman tanımı içine koymuşlar. Kurla seçimden sonra hesaplaşacağız. Tabii bunu anlamış değiliz. İktidarın sürekli her sorunu çözmek için seçimden sonrasını işaret etmesi anlaşılmış değil. Veya şöyle mi anlamalıyız? Bu sorunların seçimden sonrası için çözüm vaat ettiği sorunların bugün çözülmeye kalkması sandıkta iktidarı bozar. O sebeple mi seçim sonrası işaret ediliyor? Bilmiyorum. Hani bazı şeyler için belki seçim sonrası eyvallah da. Ama mesela kurla mücadele için. Ne bekleniyor ki? Yani seçim sonrası niye bekleniyor? Bilmiyorum. Birçok şey için aslında ama hep önemli sorunlar için iktidar seçim sonrasına randevu verdi. Biraz da verin oyları da biz bunları hallederiz inşallah. Siz bize güvenin. Yaklaşımı da işin içerisinde belki. Bilmiyorum ama demin dediğim gibi seçimden önce eğer bu sorunları çözmeye kalkarsak oy kaybederiz. Korkusu kaygısı da bu işin bir tarafında. Ve PKK'ya kuşatma diyor efendim Milat Gazetesi. Terör örgütü Irak'ta Kandil'den, Suriye'de Münbiş'ten def edilecek. Nereye? Bu önemli. Buharlaşmayacaklarına göre bir yere. Bir tarihte hatırlarsanız Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 3500-5000 falan gibi böyle yüksek rakamların verildiği sayıda işbirlikçi, emperyalizmin işbirlikçisi Kürtler toplandı. Adanın adını hatırlayamadık, iyi mi? Peki. Oraya götürüldü epey bir süre. Sonra tekrar Irak'ın kuzeyine, işte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kurulmasında etkin bir altyapı oluşturmak üzere geri getirildi. Evet. Adanın ismini bir adaya. Evet. Hatırlayamadık. Hani nereye gidecekler sorusu bunun geçmişte bir örneği vardı, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bölgeden toplanıp başka bir yere mi? Tekrar geri döndürülmek üzere, yoksa işte Fırat'ın doğusu meselesi var gündemde. Fırat'ın doğusuna mı filan? Bakalım, göreceğiz. Milli Gazete meydanda öyle, beyannamede böyle demiş. Beyannameyi kimse okumuyor zaten nasıl olsa yani. Kimse kusura bakmasın. Yani burada iki hafta önceki sanıyorum desturda vardı. Milletvekili adayları bile, milletvekilleri bile beyannameleri okumuyor filan tespiti. Çok yabana atılır bir tespit değil ki. Sade vatandaş, meydanlarda söylenenle beyannamede söylenen birbiriyle çelişiyor filan diyecek. Buna da bakacak. Ne vakti var, ne tarihi var, ne takatı var, ne niyeti var. Biraz da bizde siyaset ve particilik ve taraftarlık, spor kulübü, futbol taraftarlığı gibi de yürüyor ya. Bir de şu o tarafı var. Efendim, çadırlarımızı yıkanların yarısı bize oy verecek dedi. Temel Karamollaoğlu. Evet, onu da anlamış değiliz. Böyle bir demin vardı ya işte saldırmışlar Akşam Gazetesi'nin haberine göre. Muharrem İnce'nin taraftarlarıymış. Bir kızcağızın saçını koparmışlar filan. Öbür taraftan devlet görevlileri, içinde ağır hasta olan ambulansın önünü kesiyor polis. İYİ Partililerin, Saadet Partililerin seçim çalışmaları belediyeler tarafından engelleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gaziantep'e gidiyor. Önünde çöp kamyonları çıkıyor filan. Yani hakikaten seviyenin ve sınırların zorlandığı bir seçim yaşıyoruz efendim. Uzaydan denetim. İmar affı veya imar barışı. Hükümet imar barışı demeyi tercih ediyor. İşte uzaydan denetim. Evet. Hadi bakalım. Ne diyelim? Kutlu kervan yola çıktı diyor Orta Doğu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bölge istişare toplantılarında 24 Haziran'ın
Kutlu Şafağı'nda yeni bir egemenlik güneşinin doğacağı haykırılacaktır dedi. Evet, hamasi bir cümle olmuş. Ve tabii burada yeni bir egemenlik güneşi. Peki. Ve Posta Gazetesi, iki fotoğraf arasındaki fark 2009-2018. Aradan 9 yıl geçmiş. 300'lerden birisi hastanede geçirdiği bir ameliyat sonrasında, çok basit bir ameliyatta hayatını kaybetmiş. Evet, bir acı haber, bir trajedi. Yanı başında ise 20 bin taraftarla mazbata alan, büyük umutlar ve çok yüksek bir çıta gibi bir sorunla karşı karşıya kalmış olan Ali Koç eğilerek selam vermiş seyircisine. Ve sabah, CHP'nin koruduğu PKK'lı Demirtaş'ın suçüstü belgeleri. Şimdi tabii FETÖ uygulamaları, Ergenekon süreci ile beraber FETÖ'nün Türkiye'de yaygınlaştırdığı bir anlayış söz konusu ya, bu dönemde iktidar da aynı yöntemi kullanıyor. FETÖ ile mücadele ediliyor olsa da FETÖ yöntemleri geçerli. Yani önce gazete haberleri üzerinden bir yıpratma, arkasından gelen operasyonlar ve önceden kesilen, daha mahkeme süreci devam ederken hükümler. Şimdi bu adet ve usul haline geldi. Şimdi o zaman niye Cumhurbaşkanı adayı yapıldı? Cezaevindeki bir terörist. Soru bu. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Onu bilmiyoruz. O apoletleri Demirtaş'a mı takacaksın dedi Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı. Evet. Apolet bir tarafta, prompto bir tarafta. Bizde siyaset böyle efendim. YPG çekilirken silahları alınacak. Hadi bakalım. O zaman soru şu. Bu pazarlık nasıl böyle kritik bir zamanda AK Parti'nin elini seçim öncesinde rahatlatan, güçlendiren bir uygulama? 25'inde yapabilirlerdi bu pazarlığı. Doğru mu? Tabii. Veya Temmuz'un ilk haftasında olurdu. Seçim öncesine denk getirilmesi. Bu bir açık destek. Efendim şimdi yandaşa bakarsanız Türkiye diz çöktürdü filan. Yani bilemiyorum tabii. İnşallah o günlerde gelir. O günleri de görürüz inşallah ama bunun bir pazarlık ve alışveriş olduğu ortada. Aldığımız muhayyel, zamana bağlı, nasıl alacağımız kuşkulu, daha önce verdiği sözleri tutmayan bir ABD var karşımızda. İhtiyatlı ve kuşkuluyuz. Peki bu güzellik ne adına, niçin, neyin karşılığı yapıldı? Bunu merak etme hakkımız var. Hile orada bilmez, asla haram yemez. Annesi konuşmuş efendim Muharrem İnce'nin. Sözcüye böyle anlatmış oğlunu. Yalova'nın Elmalı köyü. Elmalı mıdır, Elmalık mıdır? Sanki Elmalık gibi geliyor bana. Yanılabiliriz tabii. Yalova'nın Elmalı köyünde yaşayan Zekiye İnce, ben evlatlarımı tütün kırarak büyüttüm. Hepsi de aslan gibi dedi ve neler anlattı? Anne. Bir anne evladını nasıl anlatırsa eminiz Muharrem İnce'nin annesi de öyle anlatmıştır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama o köy, yani benim bilebildiğim, hatırladığım kadarıyla böyle ehli tariklerin sayısı bir hayli fazla olan bir köydür. Böyle bir yerlere bağlı bir kalabalık, bir grup vardır. Şu anda hatırlayamıyorum ama. Efendim, Meral Akşener'den bir açıklama var. Okluk'taki yazlık sarayı üniversiteye vereceğim. Daha bitmedi. Okluk'ta yazlık saray devam ediyor biliyorsunuz. Seçime 20 gün kala Kandil'e operasyon askeri değil, politiktir diyor Ümit Özdağ. Evet. Engeli ne sorusu? Ümit Bey'in kulakları çınlasın. Efendim, yılanın kafasını koparıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Kandil'i işaret etti. Binbiş tamam, Kandil sırada. Kıbrıs Ege gündemde yok. O yüzden biraz tedirginiz efendim. Prompter'ın dersini veririm dedi Cumhurbaşkanı. Allah için. Yani Cumhurbaşkanı kaç senedir kullanıyor prompter'ın? Yurt içinde, yurt dışında.
dersini veririm demekle yerden göğe haklı. Kimse kusura bakmasın. Ayrıca yani bir hakkı da teslim edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın meydanlardaki hitabeti, belagatı su götürür bir şey değil ya. Yani. Evet. Neyse ama bu polemikler canım daha uygunsuz şeyler olacağına böyle olsun polemikler. Ne diyelim? Efendim silahları alınacak. ABD ile Bembiç anlaşmasının detayları. Seçimden sonra hesaplaşacağız. İşte hep bu seçim sonrasına verilen randevu. Seçim öncesi yapılmaya kalkışılması bir takım sıkıntılara yol açacağı anlaşılıyor. Seçim sonrası Allah kerim ama hani bayağı zor bir dönem olacak gibi gözüküyor. Özellikle ekonomik açıdan. Efendim bedelliye bir çare bulmak zorundayız deyip göz kırptı başbakanımız. Kapı aralık. Açık değil, aralık. Buradan yola çıkarsak, canım bedelli niye olmaz? Fakir fukaranın çocukları parasını veremedi diye gitsin şehit mi olsunlar filanla beraber başlayacak olan bir tartışma. Bu tartışmaya sahip çıkan yaklaşımlar, her iki yaklaşımda kendisini bir iş bölümüyle sandıkları sağlama alma yöntemi diye düşünenlerin görüşünde seslendirmiş olalım. Efendim, Vatan Gazetesi, silahları bırak git. Hadi bakalım. Bu arada ilginç bir çağrı var. Messi'ye. Arjantin-İsrail maçı. Daha önce Mahmut Abbas'a ve Filistinlilere verdiği destekle biliniyor Messi. Ve doğrusunu söylemek gerekirse, mazlumların yüreğinde de geniş bir yer edinmişti Messi. Şimdi şöyle bir çağrı var Messi'ye. Arjantin-İsrail maçında sahaya çıkma kardeşim. Bakalım Messi ne yapacak. Bu arada tabii Dünya Kupası da eli kulağında kaç? Bir hafta mı kaldı? 8-9 gün kaldı herhalde. 9-8 gün. 8 gün kaldı herhalde. Yani bayramdan önce mi başlıyor? Bayramla beraber mi Rusya'daki Dünya Kupası başlıyor? Evet. Akit gazetesi, ajan STK'lar denetlensin. Efendim hani var ya bu İngilizcesi de var da hani akşamdan sonra sabah şerifleri hayrolsun derler ya. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in fonladığı sözde STK'lar mercek altına alınsın. Bir dönem burada çok yıllar öncesini söylüyorum. Çok konuşulduğunu. Burada da çeşitli vesilelerle gerek konuklar gerekse gazete haberleri, köşe yazıları, bazı analizlerle beraber paylaştığımız Hablemitoğlu'nu da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Türkiye'deki STK'lar tırnak içinde. Güneydoğu'da 100'e yakın STK'dan filan bir dönem bahsedildiğini hatırlıyorum. Pardon ya, sene 2018. Demokrasi yeniden şahlanacak diyor Yeni Asya. Evet, Bingöl İYİ Parti milletvekili adayı Selahattin ikinci manşetinde ve tabii Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da var. Millet adaleti tercih edecek demiş. Ve Yeni Birlik, Kürtler oyunu bozacak diyen Cumhurbaşkanı'na yer verirken yeni sistemin ipuçları Cumhurbaşkanımızdan. Yani ipuçları üzerinden bir bulmaca heyecanıyla işi kovalamaktansa daha doğru dürüst ve efradını, camia, yarını, mani, dört başı mamur şekilde haberdar olsak daha iyi olmaz mı kamuoyu açısından söylüyorum. Yeni sistemin ipuçlarına falan ne gerek var? Yeni sistem. Aha bu dense daha iyi olmaz mıydı acaba? Efendim Yeni Çağ, ülkeyi kabustan uyandıracağız diyor Meral Hanım. Sandık bana emanet demiş efendim Muharrem İnce. Tabii bir tarafta parlamento, yani milletvekili seçimleri için ittifak yapan siyasi partiler ve onların birbirine rakip Cumhurbaşkanı adayları. Bunun doğurduğu sıkıntılar var tabii. Çok yüksek sesle söylenmiyor, paylaşılmıyor ama bu sıkıntılardan da herkes haberdar. Efendim, Merkez Bankası'nın raporuna göre ucuzluk hayal, ne ucuzluğu ya? 4,5 lira olmuş. 7,5 konuşulan dolardan söz ediyoruz. Ve Yeni Şafak, seçimden sonra hesaplaşacağız sözleri Cumhurbaşkanı'ndan. 793 şehitten utanın. Yahu şehitlerimizin, gazilerimizin,
kanı üzerinden siyaset yapmaktan utanın yahu Allah rızası için ya. Hakikaten utanın ya. Bunların işi yalap şalap demiş efendim Cumhurbaşkanımız ve son gazete, Yurt Gazetesi. Telefonlarımı dinliyorlar. Kaçıncıya söylüyor bunu Kemal Kılıçdaroğlu? Kimsenin umurunda değil. Muhtemelen bu vakayı adiyeden ve hani bu konuda yetkililerin de yapacağı bir şey yok. Neden? Teknolojiden ve büyük güçlerin elindeki imkanlardan herhalde. Yapacakları hiçbir şey yok. Telefonları dinleniyor diye bağıran ana muhalefet lideri muhtemelen telefonları dinlenen, telefonların dinlenmesini önlemeye davet ettiği kişiler. Yani Cumhurbaşkanımızdan Başbakan'a kadar. Bunu açıkça Obama döneminde falan konuşulmadı bu. Evet. İmkanı olan herkes birbirini dinliyor efendim. Ve telefonlarımız dinleniyor diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyecek söz de yok. Efendim, gerçek gündem devam ediyor, devam edecek. Çok kısa bir aramız var, verelim. Ve o aranın ardından yine gerçek gündemle birlikte olalım. Köşe yazılarımız var, alıntılar var. Yine de bunların hepsini ayrıntılı bir tur içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ve son bölümümüzde de saat 9'dan sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu bizlerle birlikte olacak diyerek araya gidiyoruz. Değerli izleyiciler, gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Ayrıntılı bir gazete turu için tekrar karşınızdayız. Ve akşamla başlıyoruz. İnce'nin barbarları demiş. Evet, gerçekten işin şiddet boyutu üzücü, rahatsız edici, tedirgin edici, yıkıcı. Yani sözler çok sert, hakaretler havada uçuşuyor. Polemikler filan, hadi kabul edilebilir sınırlarda onaylanmasa bile. Yapacak fazla bir şey yok ama iş şiddete geldiğinde orada herkesin hep birlikte sözleriyle birbirlerinin gözünü oyanların bile karşı çıkması lazım haliyle. Ama bakın hiç kamuoyuna yansıyor mu? Bütün liderler için söylüyorum. Özellikle yönetimde olanların bu konuda daha yüksek hassasiyet ve daha ciddi yaklaşım sergilemesi lazım. Şiddetle kınayıp bunu yapanlara hızla müdahale etmek. Şimdi bu gerçekten bu çok tehlikeli aynı zamanda. Bu şiddet çok tehlikeli. Ankara'da bir otobüs durağında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için afiş asan 4 kişi seçimi Erdoğan'ın kazanacağını söyleyen genç kıza saldırıp saçlarını kopardı. Keçiören'de kardeş şimdi tabii umarım ve dilerim şey değildir. Hani bir başka kepazelik yaşandı ya, bu gezi sırasında tuhaf bir şekilde, tuhaf desteklerle ama bir türlü ispatlanamayan, daha sonra AK Parti çevrelerinde de Elif Çakır'a dönük, yakında sert eleştirilerin yapıldığı, hani başörtülü bir kadına, çocuğuyla beraber olan başörtülü bir kadına, işte belden yukarısı çıplak, deri pantolonla filan, yani Amerikan filmlerinde gördüğümüz tipler, de saldırıldı filan. Öyle havada kaldı. Ciddi ciddi günlerce konuşuldu, haftalarca, aylarca konuşuldu filan. Şimdi bu tür şeyler çok tehlikeli. Keçiören'de kardeşiyle birlikte otobüs durağında bekleyen üniversite öğrencisi yanındaki bir kadına Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanacağını söyledi. Bu sırada durağa İnce'nin afişlerini yapıştıran Nazife Cansu Delibaş, Zafer Nigar bir anda genç kıza saldırdı. Evet, bir kadın bir erkek, isimler de var. Genç kıza ve Cumhurbaşkanı'na hakaretler yağdıran barbarlar MS'yi darp etti. Saldırganların elinden güçlükle kurtulan polise giderek şikayetçi olan MS, akşam anlatmış, bana yobaz dediler. İşte bir küfürlü ifade de var. Size daha neler yapacağız diye bağırdılar. Evet, efendim, o amuletleri Demirtaş'a mı takacaksın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muharrem İnce'ye. Evet, terörle mücadele kahramanı Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeyi vaat eden İnce'ye sert çıktı. Sen ne zamandan beri Hitler oldun dedi. Efendim, bu arada tabii ben hepsinin paşasıyım. Bunu ilk defa öğreniyoruz. Daha doğrusu ilk defa duyuyoruz, öğreniyoruz değil. İlk defa duyuyoruz. Yani böyle bir ifade şimdiye kadar kullanılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet,
Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre hepsinin paşasıyım ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Cumhurbaşkanımızın bir de paşa ünvanı olduğunu, başkomutanlık eyvallah da, hani oradan yola çıkarak herhalde karine yoluyla böyle bir değerlendirme yapıyor Cumhurbaşkanı. Bu da yeni bir sıfat ama. Şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir sıfat. Evet. Cumhurbaşkanımız. Paşa. Evet. İlginç. Belki bu da yeni bir polemik başlatır mı bilmiyorum. Ama şu var. Şimdi Temel Paşa Muharrem İnce'ye dönük Cumhurbaşkanı'nın yaptığı eleştiriyi alkışladı diye Muharrem İnce'den çok sert tepki alıyor. Bu konudaki en güzel yazıyı hayıflanıyorum almadık ama aynı gün okuduk. En azından söz ettik. Sevilay Yılman Habertürk'te köşesinde yaptı. Şunu sordu. Bu muamele Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmış olsaydı Erdoğan ne yapardı? Yani Muharrem İnce'nin yerinde Erdoğan, Erdoğan'ın yerinde Muharrem İnce olsaydı. Alkışlanan Muharrem İnce olsaydı ve Muharrem İnce Erdoğan'ı eleştirirken bir ordu komutanı alkışlasaydı Erdoğan'ın tepkisi ne olurdu? Bu güzel soruyu sordu. Evet, neyse ama şunu söylemek lazım. Muhtemelen tabii kor general rütbesiyle orgeneral kadrosunda oturuyor şu anda Temel Paşa'mız. Muhtemelen bu Ağustos'ta orgeneral olacak ve muhtemelen önünde açık Temel Paşa'nın belki de geleceğin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in de böyle hızlı terfiyle Genelkurmay Başkanı olduğunu hatırlıyorum. Tabii şimdi bugün bu konuşurken aklımıza geliyor. Terfiler, görevde bekleme süreleri filan oralara bir bakmak lazım ama sonuçta Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tercihleri tabii ki belirleyici olacak. Evet, Paşa da muhtemelen Malatya'daki o davette ki davet sahibi Bendevi Palandöken oldu AK Parti'de milletvekili adayı ya Bendevi'nin. O davet etmiş Bendevi Palandöken. Davet sahibi o. Efendim işte o iftar yemeği ve Paşa'nın oradaki alkışı hani muhtemelen 25'ine ilişkinde Paşa'nın fikir sahibi olduğunu da düşünebiliriz. Afrin yiğitleri Kandil için sınırda. Zeytin Dalı harekatında Afrin'in terör örgütü YPG'ye dar eden komandolar Kandil'e ilerleyen askerlerimizin yanında olacak. Operasyonun ön sıralarında yer alacak. Bu durumda şimdi Cumhurbaşkanı Paşa tabiri var ya ilginç gerçekten. Çünkü ilk defa tanık oluyoruz ya. Manfi teknik açıdan bakarsanız haksız da değil Allah için yani. Başkomutan dolayısıyla hepsinin paşası, paşaların paşası gibi bir sıfat söz konusu oluyor. Evet, tabii şimdiye kadar bunu biz akledemedik. Efendim, aydınlık Minbiş'ten Kandil'e köklü temizlik. PKK Kobani'de boğulacak. ABD Minbiş'te piyonun PKK'yı harcamak zorunda kaldı. TSK bir yandan Minbiş'e, diğer yandan Kandil'e ilerlerken Kobani'ye çekilen PKK'lıların kaçacak yeri kalmadı. Şimdi aydınlık aslında bu konuda hassasiyet gösterirdi. Nereden icap etti de aynalara bak Kobani diyor. O siyasi projenin adını belki siyasi projeye karşılık dolayısıyla ama en azından spotta doğru ismi yani orasının coğrafyada aynalara çünkü. Aynalara yazması lazımdı. Kobani ABD-İsrail koridorunun ürettiği oradaki bir siyasi proje. İşte sözüm ona özerk bölgeler. Öyle değil mi? Afrin, Cezire, Kobani böyle isimlendirilmişti. Efendim, bütün dengeler değişti diye yorumluyor aydınlık. Çavuşoğlu ve Pompeo arasındaki görüşmelerde Münbiç Anlaşması'nın yol haritası belirlendi. ABD 15 Temmuz 2016'daki Amerikancı FETÖ darbe girişimi sırasında Münbiç'e yerleştirdiği PKK'yı buradan Kobani'ye çekmek zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığı ve başarılı operasyonları bölgede bütün dengeleri değiştirdi. TSK'nın PKK'yı bitirme hamlesi Irak için tüm hızıyla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde Kandil Dağı'ndan Türkiye için uzanan koridorda büyük bir temizlik harekatı sessiz sedasız sürüyor.
ABD'nin ikinci Kandil'i yapmak istediği Sincar Dağı'ndaki PKK varlığı konusunda İran ve Irak orduları ile TSK arasındaki görüşmeler devam ediyor. Orada bir de Sincar'da ABD askeri varlığından söz edildi. Yeni konuşlandığı filan. Evet. Görüşmeler, pazarlıklar devam edecek. Anlaşılan bu. Feyzoğlu'ndan genel af tepkisi. İktidar gündemimizde yok diyor. Bahçeli af ısrarını sürdürüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu affın aceleyle karar verilecek bir konu olmadığını söylemiş. Tabii bu konuda bir takım spekülasyonlar da yapılıyor. Kaçınılmaz olarak Alaaddin Çakıcı üzerinden gündeme getirdiği bir durum söz konusu tabii. Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı üzerinden. Şimdi Alaaddin Çakıcı vurgusu, af meselesi. Alaaddin Çakıcı'nın dün bir mektubunu hatta Cumhurbaşkanı'na paylaştık. Değil mi, hatırlıyorsunuz? Yani ben sizi sevmem, siz de beni sevmezsiniz falan diye başlayan bir mektup. Ve kader mahkumlarının affedilmesi gerektiğini ifade eden bir mektup. Alaaddin Çakıcı'dan. İlginç şeyler oluyor. Haliyle spekülasyonları beraberinde getirmesi de kaçınılmaz. Efendim, gelelim bir güne. Kadınların dayanışması ülkeyi güzelleştirecek. Kadınlar direniyor, dayanışma büyüyor demiş. Büyüyor. Flormar, ünlü kozmetik firması ve işten atılan, sendikalı olmaları dolayısıyla işten atılan işçiler. Destek var, kadın dayanışması var. Sonrası var mı? Bu insancıklara bilmiyoruz. Değiştirmenin tam zamanı. Erdoğan'ın metal yorgunluğu söylemine gönderme yapan Muharrem İnce şimdi yorgun cumhurbaşkanını değiştirme ifadelerini kullanmış efendim. Evet. Cumhuriyet. Katliamın daniskası diyor efendim. Çevre gününde Okluk manzaraları. Çevrecinin daniskasıyım diyen Erdoğan'ın Okluk koyunda yaptırdığı yazlık saray için açılan özel yol çevre katliamı yarattı. Cumhuriyet Dünya Çevre Günü'nde Gökova Okluk koyuna gitti. Jandarma ablukası altındaki bölgede inşaat tüm hızıyla sürüyor. Yolun yazlık saraya yakın bölümü bitmiş durumda. 50 bin ağaç kesilmiş. 8 Temmuz'a kadar bitirilmesi planlanan 17 kilometrelik Okluk Koyu yolu için şimdiye kadar 50 bin ağaç kesilmiş. Nisan 2017'de başlanan Erdoğan'ın yazlık saray çalışmalarıyla ilgili çevreciler kamuoyunun duyarsızlığından şikayetçi. Köylülerse korku içinde konuşmaktan çekiniyorlar. Evet. Ama devasa bir o yapı bu, yani devasa bir inşaat. 3 hilalli bir körfez, efendim 300 konuğun ağırlanabileceği bir ortam filan, yani devlet hizmetleri için düşünüldüğü anlaşılıyor. %30'u geçti, ikinci tura doğru. Sonara göre İnce son iki haftada oy oranını 10 puan yükseltti. Evet, bir süredir hani geç kaldı. Nerede bu kamuoyu araştırmaları falan? Her sene, her seçim döneminde ta günler, aylar öncesinden başlardı. Bu sene niye gözükmüyor falan derken yavaş yavaş boy göstermeye başladı ama bu Sonar'ın araştırması İYİ Parti'den tepki aldı. Şimdi önce rakamları söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için 48.3, Muharrem İnce 31.4, Meral Akşener 9.5, Selahattin Demirtaş 8.2, Temel Karamollaoğlu 2.1, Doğu Perinçek 1005. Böyle ölçmüş. İYİ Partililer de diyorlar ki, Aytun Çıray'ın genel sekreterinin açıklaması var. Aynı sonlar 10 gün önce bizim oyumuzu 19-21 bandında gösterdi. Bu araştırma böyle araştırmalar. Efendim, Kalın'dan ziyaret itirafı. Genelkurmay Başkanı ve Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Gül'e gittik. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Akar'la birlikte Abdullah Gül'e yaptıkları ziyarete ilişkin ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gittiklerini itiraf eden, niye itiraf ki? Elbette saklı gizli mi gidecekler Cumhurbaşkanı'ndan? Şahsi inisiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi, sözcünün inisiyatifi. Evet. Bu konuda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
bu yaklaşım çerçevesinde, sözcünün bu yaklaşımları çerçevesinde ne düşündüğünü vallahi merak ederim. Efendim, Kandil'e özel kalkan. Şehit ailelerinden utanın. Hiç kimse hiçbir şeyden utanmıyor efendim. Öyle bir dönemdeyiz. Ar duygusu, mahcubiyet, utanç, bunların hepsi maalesef bir kenara itilmiş durumda. Kuzey Irak'ta PKK inlerini imha eden Mehmetçik Kandil'i kuşattı. Teröristlerle kol kola giren CHP tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sınır ötesi operasyona yine karşı çıktı diyor. Evet efendim, pekala. Şimdi gelelim Evrensel'e. Bu saldırılar tesadüf mü diye sormuş. Tabii sadece HDP'lilere hedef alan saldırıları gündeme taşıyor. AK Parti, İYİ Parti'ye dönük saldırılar da var. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken muhalefete yönelik saldırılar artıyor. En son Bolu'da HDP'lilere saldırı yaşandı. Manisa'da da yine bir tehlikeli gerginlik, böyle bir klişe oluştu. Ama gerçekten yani tehlikeli. Gerçekten tehlikeli. Efendim, gelelim. Bu arada Abbas Güçlü'nün yazısını hazırlayalım arkadaşlar. Yazı Milliyet'te ama Habertürk'ün manşet haber üzerinden yaptığı çağrışım dolayısıyla paylaşalım. Aslında burada üniversite giriş sınavı kastedilen. Abbas Güçlü, kaldırılan TEOG sınavı yerine getirilen LGS sınavını ve o sınavın Türkiye'ye getirdiği sıkıntıyı paylaşıyor. Ama sonuçta ikisi de sınav. Birisi liselere giriş sınavı, Abbas Güçlü'nün yazısına konu ettiği. Bu ise bir başka sınav, üniversite sınavı. Sınavda veya ayarı. Habertürk 0-5 ham puan kuralı. Veya diye değişmezse 400 bin aday yanar diye uyardı. YÖK kuralı değiştirdi. YKS'ye 25 gün kala. YÖK adayların puanlarının hesaplanabilmesi için şart olan 0.5 ham puan kuralını değiştirdi adaylar. YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testinde, TYT'de yani, Türkçe ve matematikten, ikinci oturumu alan yeterlilik testinden, AYT, sorumlu oldukları iki testten 0.5 puan almak zorundaydı. Habertürk 20 Nisan'da 0.5 ham puan kuralı ve veya olarak değiştirilmez. Kural tek teste geçerli olmazsa puanı hesaplanmayan aday 400 bini, evet, adaylardan 400 bini, barajı aşamayan 120 bini bulur. Evet. Bu tabii ÖSYM'nin giderek çuvalladığının acı örneklerinden birisi. Şu haberi de önce ama Abbas Güçlü'nün yazısını verelim, sonra o haberi paylaşalım. Gelsin yazı. Bu da TEOG yerine konan LGS sınavı için. Öğrenciler perişan, veliler üzgün, Milli Eğitim Bakanlığı'nı ara ki bulamazsın. Milyonlarca öğrenci ve veli hayatlarının belki de en zor günlerini yaşıyor. Cumartesi günü yaşanan LGS faciası tüm hayatlarını alt üst etti. Yaşama sevinçleri adeta yok oldu. Yüz binlerce çocuk hala ağlıyor. Odasından çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor. Neden mi? Yıllardır gece gündüz, yaz kış, hafta sonu tatil demeden deli gibi sınavlara hazırlandılar ve karşılığını alamadılar da o yüzden. Böyle bir hayal kırıklığı yaşatmaya hiç ama hiç kimsenin hakkı yok. Üstelik tam tersini söylerken, hani sınavlar kalkacak, çocuklar rahatlayacak, evlerinin en yakınındaki okullara güle oynaya gideceklerdi. Sonuçlar neden ertelendi? Kılavuz neden açıklanmıyor? Seçimler belki sizler için önemli olabilir ama öğrenci ve veliler için girecekleri okul ve gelecekleri de bir o kadar önemli. Ne olur? Artık onları üzmekten vazgeçin. Şimdi nokta nokta diye anlatamadığımız uzun bir bölüm vardı Abbas Güçlü'nün köşesinde. O bölümde bir akademisyen hanımefendi, oğlu LGS sınavına girmiş olan bir akademisyen hanım. Yine mektuptan anladığımıza göre uzamasın diye o bölümü almadık. Uzun bir mektup çünkü. Gerçekten çok duygulu, içli bir mektup. Ve üstelik dünya görüşü itibariyle de AK Parti çizgisinde olduğunu da ifade etme ihtiyacı hissetmiş o akademisyen hanım. Ama oğlunun ve kendisinin yaşadıklarını son derece net, anlaşılır bir şekilde Cumhurbaşkanı'na açık mektup şeklinde yazmış. Ve kadıncağız tabii biliyor ki bu mektup Cumhurbaşkanı'nın eline ulaşmaz. Danışmanların eline ulaşır mı? Muhtemelen. Onlar Cumhurbaşkanı'na ulaşır mı? Zor. Ama en azından o mektubu ve ismiyle beraber Cumhurbaşkanı'nın önüne koymalarında fayda var.
Bakın yazının son bölümünü şöyle bitirmiş Abbas Güçlü. Özetin özeti diyor. O mektubun altında kısacık bu cümleyi koyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dediyse Milli Eğitim Bakanlığı tersini yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ne dediyse Milli Eğitim Bakanlığı tersini yapmaya devam ediyor. Neden? Hangi güç? Hangi irade? Nasıl bir irade bu? Efendim, gelelim Habertürk'e. Bu haberi de okuyup öyle geçelim Hürriyet'e. Türküz, pişman değiliz. Belçika'da düğün konvoyuyla trafiği tıkadıkları için otomobillerine el konan, 5 yıl trafikten men edilen Türkler Habertürk'e konuşmuş. Türk her yerde Türktür, sıkıntı yok. Cezadan korkacak değiliz. Bir daha düğün olsa bayrakları asar yine yaparız demişler. Damat da düğünün mahvoldu, cezayı sorumlular ödesin demiş. Onu diyen kim? Evet. Yani bu çirkinliklerin bunun insanları rahatsız edecek boyutta olmasına elin yavuru müsaade etmiyor. Kimse kusura bakmasın. Burada kimse sesini çıkartmıyor, çıkartamıyor ama veya vakayı adiyeden sayılıyor ama yani İstanbul'da şehir içindeki tünellerde yolları kesip havaya silahlar vesaireler filan gerçekten kantarın, topuzunun, ölçünün kaçtığı yerler. Eloğlu müsaade etmiyor işte. Düzeltelim. Elin gavur demeyelim. Özür dileyelim. Geri alalım. Eloğlu müsaade etmiyor. Efendim Hürriyet. Silahı verip gidecekler demiş. Demirören gazetesi Hürriyet. Efendim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile varılan Membiç mutabakatının detaylarını anlatırken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'den çekiliyoruz açıklaması geldi. ABD takvim veremeyiz. Dün Antalya'da seçim bölgesinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı'na baktığımızda 2 ila 90 gün düzeltiyorum. Yani 3 ila 6 ay arasında bir süreden o öyle anlamış demek ki ama ABD'nin açıklaması da takvim veremeyiz. ABD'nin ipiyle kuyuya inilecek mi? En azından seçime gidilecek. Onu söyleyelim. Seçime giderken yapılan bu güzellik, iktidara yapılan bu güzellik neyin karşılığında yapıldı? Sevabına mı yapıldı? Şu mübarek günde, şu mübarek Ramazan'da mı dedi acaba ABD dışişleri? Şu AK Parti iktidarını, hükümeti bir rahatlatalım. Ramazan-ı Şerif'in bereketi olsun mu dedi filan. Böyle işler oluyor mu dışişlerinde filan bilmiyorum. Efendim Cumhurbaşkanı'nın en çarpıcı cümlesi aslında bu oldu. Şimdiye kadar hiç kimsenin düşünmediği, aklımıza gelmeyen paşalık sıfatı. Ben hepsinin paşasıyım ifadesi. Evet, Kor General İsmail Metin Temel'e sahip çıkarken başkomutanlık pozisyonu dolayısıyla, sıfatı dolayısıyla aynı zamanda da işte paşaların en üstündeki paşa gibi bir sıfatta söz konusu, bir pozisyonda söz konusu demiş oldu. Evet, peki. TÜSİAD 25 Haziran'ı sormuş efendim. Aslında 25 Haziran sabahı sandık sonuçlarının çok ötesinde iktidarın da hemen her karışık sorunu için 25 Haziran'ı adres göstermesi, şimdi pekala yapılabilecek olan işlere dahi yine 25 Haziran'ı işaret etmesi, yapılabilecek şeylerin, içilecek acı ilaçların ancak seçimlerden sonra gündeme gelmesi durumu. Peki gelelim Karar Gazetesi'ne. Bu da günün bir başka araştırması. Herkes bize düşman. Böyle bir fotoğraf söz konusu. Değerli izleyiciler. Türkiye'nin sorunlarının nedenini dış düşmana havale etme eğilimi toplumun dünya algısını da etkiledi. Varyans şirketinin saha çalışması bize tuzak kuruluyor söyleminin ulaştığı çarpıcı noktayı gözler önüne serdi. Toplumun %90'ına yakını dünyanın geri kalanını dost olarak görmüyor. Şimdi bakın Rusya dostumuz mu? Hayır diyenler %67. ABD dostumuz mu? O zirve yapmış. %87. Hayır. Almanya dostumuz mu? Hayır. %82. Avrupa Birliği dostumuz değil. %82. NATO %73. Hayır. İran %64. İran da var işin içinde. Bu sonuçlara bakarak herhalde İran önündeki emperyal adresler ellerini ovuşturuyor olabilirler. Kamuoyundaki bu %64'lük İran husumeti Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirme projesi açısından önemli bir avantaj teşkil ediyor. Bu projeyi hayata geçirmeye çalışanlar açısından. Yani
İran önündeki diğer sorulan sorular var ya, ABD, Almanya, Avrupa Birliği, NATO. Rusya da bundan rahatsızlık duymaz Türkiye ile İran'ın kapışmasından gibi geliyor bize. Evet, peki. Efendim, kurla da seçim sonrası hesaplaşacağız. Pekala. Madem öyle, kur konusunu söyledik. Şimdi Güngör Oras'ın yazısını getirelim. Milliyet'ten alıntıladık. Efendim, biraz hızlı gitmeye çalışıyoruz. Aslında bundan sonraki reklamdan sonraki bölümde de biliyorsunuz gazete ve köşe yazılarıyla devam ediyoruz ama bugün az köşe yazısı tercih ettik. Çünkü reklamdan sonraki bölümde canlı yayın konuğumuz var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu bizlerle birlikte olacak. 24 Haziran'ın seçimleri ve tabii ki İyi Parti'yi konuşacağız. O yüzden az köşe yazısı ve hızlı bir turla reklama kadar elimizdekilerin hepsini sizlerle paylaşmış olalım. Efendim, şimdi Güngör Oras. Nereden yola çıktık? Cumhurbaşkanı'nın Karar Gazetesi'nde kurla seçimden sonra hesaplaşacağız yazısından. Ama burada bir ekonomi fotoğrafı var. Şöyle diyor bakın Güngör Hocam. Ülkemizin belli kaynakları var. Bu kaynakların bir bölümü tüketiliyor. İmkan ölçüsünde dış kaynak borcu, ana para ve faizin düzenli ödenmesi için kullanılıyor. Bir daha okuyalım mı efendim? Ülkemizin belli kaynakları var. Bu kaynakların bir bölümü tüketiliyor. İmkan ölçüsünde dış kaynak borcu, ana para ve faizin düzenli ödenmesi için kullanılıyor. Burada önemli bir nokta vardır. Borç verenler borcun düzenli ödenmesini isterler. Borç eğer üretken bir yatırım için kullanılmışsa kendini öder. Örnek olarak 1 milyon avroluk bir deniz yatı alınmış olsun. Hiçbir getirisi yoktur. Halbuki 1 milyon avroluk bir dokuma tezgahı satın aldığında hem borç ödenir hem de tezgahı alan para kazanır. Planlı dönemden bu yana önce Devlet Planlama Teşkilatı, sonra Kalkınma Bakanlığı ekonominin imkanlarını dikkate alarak ekonominin dengesini kuruyor. 2018 yılı programında yer alan rakamlara göre bizim yurt içi toplam kaynaklarımız 3,5 trilyon lira. Bunun 2,5 trilyon lirasını tüketiyoruz. 1 trilyon lirası yatırıma kalıyor. Bunun 882 milyar lirası özel sektör tarafından yapılacak yatırımlar kalsın. Şimdi bakın, 1 trilyon için kaynak ayırmışız yatırıma. Bunun %88'i, yuvarlayalım %90'ı özel sektör yatırımları. Devam. Ülke ekonomisi bakımından kamu ve özel sektör yatırımlarının dağılımı çok önemlidir. Ama kamu artık doğrudan yatırım yapmadığı için özel sektör yatırımları çok önemlidir. Şimdi burada aslında altını çizmek, büyük harfle yazmamız gerekiyormuş ama işte aceleyle atlamışız. Kamu doğrudan yatırım yapmadığı için, doğrudan yatırım yapmayan kamu, özel sektör yatırımları çok önemli. Toplam yatırımlardan özel sektör ne kadar pay alırsa ülke ekonomisinde büyüme, refah, istihdam artar. 2007 yılında imalat sanayi yatırımları %41,1 pay almıştı. Dikkat! Aradan geçiyor 10 yıl. Geliyoruz 2017 yılına. İmalat sanayi yatırımları %21 pay alıyor. Yani 2007'den 2017'yi 10 yıl içerisinde imalat sanayindeki pay birdenbire yarıya düşüyor. 41'den 21'e düşüyor. 2018 yılı programına göre imalat sanayi yatırımlarına 21,1 pay ayrılmış. Buna karşılık konut yatırımlarının toplam özel sektör yatırımlarından aldığı pay 33,5. Yani beton lobisi. Yani beton lobisini finanse etmek için faiz lobisi. Beton lobisine, faiz lobisine çalışan bir ekonomi, aldığı dış kaynakları tüketen ve beton lobisiyle faiz lobisine paslayan. Şimdi hoca yazmamış ama biz İbrahim Kahveci'nin köşesinden geçenlerde iki kez paylaştık sizlerle Karar Gazetesi ekonomi editörünü. Türkiye'de konut satışları artıyor mu? Artıyor. Peki ev sahipliği oranı? O düşüyor. Nüfus artıyor. Konut satışı artıyor. Ev sahipliği oranı düşüyor. Yani konut yatırımları, konut inşaatları yatırıma gidiyor. Parası olan konut alıyor, atıyor bir kenara filan.
Çünkü rant yüksek filan. Peki bu ekonomi tablosu, devam edelim, yazıyı bitirelim. Bu kadar mı? Ha, devamını almamış. Zaten hepsi o doğru, yazının tamamı bu kadar. Evet. Şimdi bu arada Esfender Hoca'nın da yazısını hazırlayalım. Madem öyle. Yeni Çağ'dan Esfender Korkmaz'dan da bir alıntı yaptık. Esfender Hoca. O da özel sektör yatırımları derken bir yeni model söz konusu biliyorsunuz. Yap işlet devlet modeli. Devlet hazine kefaletiyle özel şirketlerin finansman sağlamasına yardımcı oluyor. Ondan sonra da onlara gelir garantisinde bulunuyor. Taahhüt ediyor. Sen köprü mü yapıyorsun? Evet. E peki o köprüden şu kadar 20 milyon araç geçecek diyor. Muhalif arz atıyor. Evet. Veya 20 bin araç geçecek diyor. Her neyse günlük. Peki 20 bin araç geçmezse bu parayı ben öderim diyor. Ve bunlar dolar avro bazında. Yanlış hatırlamıyorsam Avrasya türeli avro bazında. Gazi Osman, Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü dolar bazında. Ve her üçüyle ilgili de sağlıklı rakam yok. İlk dönem açıkladılar karayolları. Şimdi açıklamıyor. Çiğdem Toker de onu yazmış. Önce o nerede Günyor Orası'nın yazısı? Esfender Hoca'nın yazısı. Onu acele bulun. Evet. Devam edelim. Milat gazetesiyle. PKK'ya kuşatma demiş efendim. Evet. Münbiç'in güvenliğini Amerika ile sağlayacağız. Hadi hayırlısı. Ama neydi varyansının araştırması? Vatandaş nezdinde siyasi iktidarlar açısından konuşmuyorum. %87.6 ABD'ye güvenmiyor, bize tuzak kuruyor diye bakıyor. Evet, tabii bunda siyasi iktidarın bu adresleri hedef alan sert söylemlerin de ciddi payı var tabii ki. Münbiç'in güvenliğini Amerika ile sağlayacağız inşallah. İnce ve Bay Kemal'e seslendi Cumhurbaşkanı. Sizin kafanız basmaz sözleri var efendim. Geldik Milli Gazete'ye. Meydanda öyle, beyannamede böyle. Meydanda haykırıyorlar, beyannamede söz veriyorlar. Amerika ile arayı düzeltmek AKP'nin seçim vaatleri arasına bile girdi. Siyasi iktidar miting meydanlarında ve kamuoyu önünde Avrupa Birliği ve ABD'yi üst akıl ve darbe planlayıcısı olarak suçlarken gerçekte tam aksini yapıyor. YPG terör örgütünü dünyanın gözü önünde 5000 tırla tahkim eden, Büyük İsrail için BOP'u işleten, ABD için buzları eritmek için seçim beyannamesine madde koyuyor. İlişkileri düzeltme sözü veriyor. Millet meydanlarda öyle, beyannamede böyle diyen iktidarın hangi söylemine inanacağını şaşırıyor. Madde 1. Millet bir defa beyannameden haberdar değil. Öylesine ki büyük bir ihtimalle AK Parti'nin milletvekili adaylarının dahi yönetim hariç beyannameden nitelikli bir biçimde haberdar oldukları çok su götürür. Böyleyse vatandaşın bunlarla alakası yok. Bizde siyasi tercihler biraz da futbol takımı tutar gibi yapılıyor ya. Ve Fatih Altaylı'nın çok güzel bir yazısı vardı. 2 hafta kadar oldu herhalde. Burada paylaşmıştık. Yani bir inanç meselesi haline dönüşünce siyasi tercihler iddialarına, siyasi tezlerine, efendim politikalarına bakarak acaba falanca partinin ekonomi politikası nasıl? Dış politika tercihleri ne şekilde? Sosyal politikaları ne? Milli eğitim politikası ne? Filan diye. Bakıp da kimse oy vermediği için. Durum bu. Yani o yüzden bu beyanname ile söylemler birbiriyle çelişiyor. Ancak gazete manşetlerinde yer alır. Kimsenin de umuru olmaz. Evet. Gelelim Milliyet'e. Uzaydan denetim diyor efendim. 31 Aralık 2017'den sonra başlayan inşaatlar imar barışına başvuramayacak. Müracaatlar gerekirse uydu fotoğraflarından denetlenecekmiş efendim. Hadi bakalım. Ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ye sen çırak bile değilsin dedi. Ve bakınız şimdiye kadar ısrarla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Meral Akşener'i yok sayarak bir kampanya yürütüyor. Ve ta başından itibaren de
çok kimsenin, daha doğrusu siyaset takip edenlerin genel kanaati de bu yöndeydi. Biz de burada böyle seslendirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şayet bir ikinci tur söz konusu olursa ikinci turda istediği rakip Muharrem İnce. Ve bu sebeple onu hedef alan bir sadece onu hedef alan bir tutum sergileniyor. Tabii Berat Albayrak, bakın farkındaysanız biz ısrarla burada söylüyoruz. Son iki haftadır, belki de daha uzun bir süre ama son iki hafta gibi düşünüyorum. Hemen her gün, daha yaygın da ama mesela bugün de İktidar Gazetesi Milliyet'te Demirören grubu artık böyle tanımlanabilir. Yani yok Hürriyet muhalif bir gazete miydi? Yok. Yani, o da başka tarafı da işin. Neyse. Yani Doğan döneminde, Aydın Doğan döneminde. Efendim kim kimle eş tutuyor bunu görüyoruz dedi Enerji Bakanı Albayrak. Gördüğünüz gibi Milliyet'te de yer aldı. Çok sayıda AK Partili vekil var, bakan var. Son dönemde Berat Albayrak kadar geniş haber yapılan bir ikinci isim yok AK Parti'de. Cumhurbaşkanını saymıyoruz tabii ki. Efendim, Orta Doğu Kutlu Kervan yola çıktı demiş. Semih Hoca, Semih Yalçın bir açıklama yapmış. Bölge istişare toplantılarında 24 Haziran'ın Kutlu Şafağı'ndan yeni bir egemenlik güneşinin doğacağı haykırılacaktır demiş. Bayağı hamasi bir cümle kurmuş efendim Semih Yalçın. Posta Gazetesi iki fotoğraf arasındaki fark diyor. 2009-2018. Evet. Üçüzler ve iki fotoğrafta, yani ikinci fotoğrafta daha doğrusu o ikizlerden Yiğit yok. Geçirdiği bir ameliyat sonrasında Samsun'da, özel hastanede hayatını kaybetmiş ve peş peşe birbiriyle çelişen üç ayrı bilirkişi raporu. Anestezisi suçlayan, anestezi uzmanını suçlayan, efendim hastaneyi suçlayan, sonra da kimsenin kusuru yoktur diyen raporlar. Yani mahkemenin de kafası karışmıştır. Böyle bir bilirkişilik söz konusu olur mu? Olur. Olursa ne olur? Sonuçta bu olur. Bu trajedi. Efendim, en büyük taraftar selamı. Evet, 20 bin kişiyle Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Evet, Ülker Stadı'nda mazbatasını aldı. Tabii çıta çok yüksek. Onu söyleyelim. Muhtemelen Ali Koç fazlasıyla farkındadır ama ister istemez şimdi son dönemlerde sportif başarılara şiddetle özlem duyan Fenerbahçe taraftarı kupalar üçer beşer gelsin diye bakacaklar. O yüzden Ali Koç'un işi kolay değil. Ama o bir tarafa, Ali Koç yönetimine baktığımızda da İstanbul Dükalığı Fenerbahçe'ye yönetimine el koymuş gözüküyor. Yani seçimleri kazanmış gözüküyor. Demin de el koymuştuk ama el koymuş demeyelim efendim. Daha diplomatik olsun. Seçimleri İstanbul Dükalığı kazanmış oluyor. TÜSİAD Başkanı'ndan diğer yönetim yapısına baktığımız zaman hem İstanbul Dükalığı hem büyük kulübün çok bariz bir biçimde orada varlığını görüyoruz. Evet. Efendim, devam edelim. CHP'nin koruduğu PKK'lı Demirtaş'ın suçüstü belgeleri. Kılıçdaroğlu'nun barajı geçsin dediği İnce'nin hapiste ziyaret ettiği HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın Kandil'den aldığı talimatlar deşifre olmuş efendim. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK-KCK'nın sözde Türkiye sorumlusu Sabri Ok'tan emir aldığı ortaya çıkarılmış. Mahkeme kararıyla yapılan telefon ve ortam dinlemelerine göre Demirtaş, şimdi ortam ve telefon dinlemeleri ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Mahkeme kararıyla yapılanlar ve sürekli yapılanlar. Şimdi ilk turda paylaştık, Yurt Gazetesi'nin manşetiydi. Kemal Bey, CHP Genel Başkanı, şöyle gösteriverelim, kaçıncıya bilmiyorum, telefonlarımı dinliyorlar dedi. İlk defa demedi bunu. Daha önce de defalarca grup toplantılarında filan da söyledi. Pek kimsenin, hiç kimsenin umuru olmadı. Şimdi dinlenen telefonlara müdahale etmesi istenen adresleri de dinliyorlar işin kötüsü. O yüzden herkes dinlendiği için
bugünkü başbakanımız, Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu konu çok gündeme geldi. Mecliste yaptığı o konuşma unutulacak konuşma değil yani. Değil mi? Efendim şimdi tabii soru şu. Bir terörist neden Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edilir? Selahattin Demirtaş'tan söz ediyoruz. Selahattin Demirtaş teröristse eleştirilecek çok yeni olduğundan kuşku yok. Hele gerçekten 2014 Kurban Bayramı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde Kobani Ayna Arap çağrısı dolayısıyla yaşanan olaylar filan gerçekten rahatsızlık verici. Tabii yargı ne karar verecek filan onları bilmiyoruz ama karar ne olursa olsun buralarda bir kuşku, bir sorumluluk olmalı. O bir tarafa da ortada bir terörizm ve bir terörist söz konusuysa Türkiye teröristlerin Cumhurbaşkanı adayı olabildiği bir ülke mi? Niye icabı yapılmaz? Bilmiyorum. Evet. Devam ettik efendim. Son sözle YPG çekilirken silahlar alınacak. İnşallah. Efendim geldik sözcüye. Hile hurda bilmez. Asla haram yemez. Evet. Anne. Bu bir annenin sözü. Evladı için söylediği bir söz. Anne. Zekiye İnce. Evlat Muharrem İnce. Cumhurbaşkanı adayı. Yalova'nın Elmalı Köyü. Şöyle demiş. Ben evlatlarımı tütün kırarak büyüttüm. Hepsi de aslan gibi demiş. Yani bir anne evladı için ne söylerse onları söylemiş. Evet. Ona söyleyecek bir söz yok tabii. Evet. Dürüsttür, içi dışı birdir demiş. Efendim. Seçime 20 gün kala. Operasyon askeri değil, politiktir diyor Ümit Özdağ. Evet. Yani böyle bir yanı var. Ve hemen Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer tartışmaların yapıldığını hatırlamıyor muyuz? İşte Irak-Suriye operasyonları falan konuşulurken seçim dönemlerinde falan işte seçimle bağlantıları. Evet. Bunlar yapılır. Yapılıyor. 1974 CHP-MSP ortaklığı, Kıbrıs harekatı, hızla merhum Ecevit'in koalisyonu bozup seçimlere gitmesi ama kaşın kurrası siyasetçilerin Milliyetçi Cephe hükümetiyle Ecevit'i açığa düşürmesi, hükümetin devam etmesi. Neydi Ecevit'in gayreti? Kıbrıs konusunda bir avantaj sağlamak ama kısmet 99'aymış. 99'da Şubat ayında 17'si miydi? 17'siydi galiba. Daha sonra Ecevit'in söylediği gibi niye teslim ettiler bilmiyorum dediği Abdullah Öcalan teslim edildi ve Ecevit birinci parti olarak o sürecin avantajlarından istifade etti. Dolayısıyla siyasi iktidarlar ha doğrudur, ahlakidir filan onu tartışmıyoruz. Yani siyasetin gerçeklerini konuşuyoruz. Ümit Özdağ'ın itirazı evet haklı olabilir Ümit Özdağ, haklı filan ama yani böyle bir fırsatta kimse kaçırmak istemez. Ne yapalım böyle. Efendim, ah var şekerin hayrını göremezsiniz demiş efendim. Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Peki, tütün işçileri, sigara fabrikalarının işçileri, tekel özelleştirmesi, burada aylarca Ankara'da, Sakarya'da Türk İş'in önünde, hatta Türk İş yöneticilerinin genel merkeze girmeleri veya çıkmalarının sorun olduğu o günler yaşanmadı mı? Sonuç ne? Yani ah var. Tabii şeker fabrikalarında ah var. Tekelde yok muydu? 5 kuruşu aldı birisi. 6 ay sonra 15 kuruşa birisine satıldı filan. Böyle el değiştirdi. Garip garip işler efendim. Süreç yürüyor. Okluk'taki yazlık sarayı üniversiteye vereceğim demiş efendim. Meral Hanım. Evet. Meral Hanım dedik. Evet az sonra Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı gerçek gündemde bizlerle birlikte olacak. Konuşacağız efendim siyaseti, İyi Parti'yi, Soner'in araştırmasını ve yılanın kafasını koparıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Kandil işaret etti. Ve binmiş tamam Kandil sırada, Dışişleri Bakanı da yine aynı sözleri söyledi. Efendim prompter'ın dersini veririm diyen Cumhurbaşkanı, evet ilk kutuda söyledik bir daha söyleyelim elbette. Şimdi Allah için yani Cumhurbaşkanı ne kadar zamandır prompter kullanıyor? Neredeyse biz bildik bileli. Dolayısıyla dersini verir mi? Verir. Ciddi bir tecrübe söz konusu. Ama bu bir polemik tabii.
Yani Diyarbakır üzerinden. Şunu söyleyelim. Muharrem İnce doğrusu bir avantajı da kullanıyor. İktidar kanadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yi rakip olarak belirlediği için Muharrem İnce'nin paslarına karşılık veriyorlar. Bu Muharrem İnce'ye avantaj getiriyor tabii. Efendim gündemi Muharrem İnce belirlemiş gibi de bir görüntü ortaya çıkıyor. Mecburen yani sonuçta bu bir yarış ya. İki taraflı bir yarış. Öbür taraftan yani prompter olmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşamayacak mı? Yani meydan, sahne, kürsü hakimiyeti, hitabeti, belagati su götürmez. Ama polemikler eyvallah. Yani, tamam. Silahlar alınacak diyor efendim Türkiye Gazetesi. ABD ile Membiç anlaşmasının detayları. Bu arada Fenerbahçe tek yürek koç resmen başkan demiş ama benim bildiğim Türkiye çevresi Aziz Yıldırım'ı destekledi. Türkiye çevresinde oluşan kitle. Evdeki hesap çarşıya uymadı yani. Silahları bırak git. Ama Suplex yüksek bir çevredir. Yeni güç odağına uyum sağlamayı başarırlar. O bakımdan hakkı teslim edelim. Efendim gelelim Vatan Gazetesi'ne. Şimdi Vatan Gazetesi'ndeki bize sorsanız en önemli haber bakın sürmanşette. Ve garip bir biçimde iktidar medyası bu haberi görmemiş. Evet, Filistin için o maça çıkma çağrısı Messi'ye. İşte 8 gün kaldı şunun şurasında Dünya Kupası'na ve İsrail-Arjantin maçı. Messi'nin Filistinlilere sahip çıktığını, Mahmut Abbas'a destek verdiğini yaptığı açıklamaları kamuoyu biliyor. İşte Filistinlilerden de, Filistin'e destek veren çevrelerden de Messi'ye çağrı var. İsrail'in karşısında oynama. O maça çıkma çağrısı. Bakalım bu çağrı Messi'de karşılık bulacak mı? Ne olacak? İsrail-Arjantin maçında hep birlikte görürüz. Efendim, gerçek gündeme devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi bir aramız var. Bu son aramız. Ondan sonra saat 10'a kadar devam edeceğiz. Ve canlı yayın konuğumuz da az önce hatırlattık. Bir kere daha söylemiş olalım. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu bizlerle birlikte olacak. Ve de İYİ Parti'yi 24 Haziran'ı, 25 Haziran'ı siyaseti, gündemi konuşacağız. Reklamı tamamlayalım hemen arkasından. Değerli izleyiciler, gerçek gündem devam ediyor. Az önce hatırlattık, canlı yayın konuğumuz olacak bugün diye. Evet, canlı yayın konuğumuz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayrettin Nuhoğlu bizlerle birlikte. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun, kolay gelsin demek durumundayız. İstanbul 1. bölge, 1. sıradayısınız. Şimdi merkez sağ partilerde bir şey vardır, bir tabir vardır. Tabiri mazur görün. Eşeği gölgeye bağlamak falan diye. Yani garanti seçilebilir bir yerde aday olanlar kendilerini daha güvende hissederler. Seçim çalışmalarına belli ölçülerde katılırlar falan da bir zamanlar. Şimdi tabii koşullar değişti, bambaşka bir süreç yaşıyoruz. Aslında siz biraz geriye giderek o dönemden başlayalım. Bir dönem milletvekilliği 15 günlük mü? Evet. 15 gün süren bir milletvekili serencamınız var. Hem onu izleyiciyle paylaşalım hem de Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Kısa bir özet yaparak sizin ağzınızdan öğrenelim. Ama müsaade ederseniz bunlardan önce benim milletvekilliğim söz konusu olunca bu çok önemli değil. Daha önemli bir seçim yapıyoruz biz. 24 Haziran söylüyorsunuz ama. Evet. Şimdi, hani kimdir Hayrettin Nuhoğlu sorusuna da cevap anlatacağım. O milletvekilliği seçimini de anlatacağım ama şu anda milletvekilliği seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor ki hem bizim için hem de Türk milleti için bu çok daha önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçemezsek biz milletvekili olsak ne yazar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düşünün ki bugünkü Cumhurbaşkanı aslında devam ediyor. Soracağım soruların arasında o da var. Ama yani onu yani buna ilişkin İYİ Parti'nin bir hazırlığı var mı diye sormak durumundayız. Tabii ki var da ama önemli olan bu husustur. Bizim şahsen milletvekili olup olmamamız Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha önemli değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi özellikle önemlidir. Çünkü Türkiye'de rejim değişti. Buna belki ileride geleceğiz. Ben döneyim geriye.
Ben inşaat mühendisiyim, işletme uzmanıyım, iş adamıyım. Siyasette de çok yakın ilişkilerim var. Hemen hemen çocuk yaşlarında siyasete başladım. Ve bugüne kadar geldik. Sözünü ettiğiniz seçimler 2011 seçimleriydi. Gene İstanbul 1. bölgede milletvekili adayıydım. Seçim sonuçlarında ben kazandım. Bir 15 gün devam etti bu süreç. Yüksek Seçim Kurulu o zaman paralel yapıyla bu hükümet mensuplarının ortak kullandıkları bir alandı. Ve 4 defa itiraz ettik biz. Çünkü kanuna uymadılar. Yurt dışı Yüksek oylarının Seçim Kurulu'nun kararı. Tabii. Yurt dışı oylarının dağılımında bir kanuna aykırı genelgeyi kullandılar. Biz de her defasında kanuna uyulması gerektiğini yazılı olarak bildirdik. 4 defada da 6'ya 4 bizim talebimiz reddedildi. O 4 kişi bizim haklı olduğumuzu, kanuna uymanın görevleri olduğunu çok net olarak belirtmelerine rağmen YSK 6'ya 4 bizim milletvekilliğimizi reddettiler. Zaten biz biliyorduk. Paralel yapı o zaman işte bunların hoca efendisi, o zamanki makbul adam benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmemem için talimat verdiğini ben biliyordum. Yani bu size özel bir talimat mıydı? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ni eksiltelim, AK Parti'ye kazandıralım. Bir kişi daha vardı o zaman. Benim bana bunu getiren o günlerde bir araştırmacı, yazar vardı, gazeteci vardı. Birinci bölgede benim için, ikinci bölgede de Ümit Özdağ Hoca için aynı şey geçerliymiş. Bizim meclise girmememiz gerektiğine dair talimat varmış. Bu talimatı uyguladılar. YSK'da aynen bu talimatı yani uyguladılar. Yani ismi özel bir talimat. İsmi özel, evet. Birisi Ümit Hoca, bir de bana intikal eden bilgi öyleydi. Evet. Nitekim teyit ettirdik onu ve sonuçta gördüğümüz gibi böyle oldu. O süreç öyle yaşandı. Tabii Trabzon'da doğmuş, çocukluğunu geçirmiş bir insan olmakla birlikte 52 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'de yaşıyorum, Kadıköylüyüm. Ve İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını çok iyi biliyorum. İstanbul'un ne hale getirdiğini... Başka bir şey hatırlatalım. İzleyicilerimiz muhtemelen paralelliği kurmuşlardır ama soyadınızdan yola çıkarak Kadıköy Belediye Başkanı'nın soyadının da Nuhoğlu olduğunu hatırlatırsak. Benim ailem çok geniş bir ailedir. 29 ilde yaşayan bir ailedir. Ama ağırlıklı İstanbul'da yaşayan bir aile. Ve üstelik bizim bir de vakfımız var. Nuhoğlu Vakfı. Ben bir yıl öncesine kadar bu vakfın da başkanlığını yürütüyordum. Dolayısıyla siyasi bir aileden geliyoruz. Siyasete yatkın bir ailemiz farklı var. Farklı siyasi alanlarda olsa? Evet. Yani diğer siyasi partilerde de akrabalarım var. Şimdi İyi Parti'nin serencamıyla devam edelim. Aslında siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde, işte olağanüstü kongre sürecinin içerisinde Meral Hanım'la birlikte hareket eden isimlerin arasındaydınız. Doğru mu? Evet. Ve oradaki o süreç mahkeme kapılarında bir hayli uzayan bir şekilde devam etti. Ve sonunda o süreç noktalandı. Arkasından bir İyi Parti süreci başladı. Ve o dönem aday olan iki isim şu anda Koray Aydın'la Ümit Özdağ, Meral Hanım'la birlikte hareket ediyor. Ve de bir İyi Parti ortaya çıktı ama seçim meselesine geldiğinde erken seçim, daha doğrusu bir baskın seçim konusu gündeme geldiğinde konu biraz karıştı. İyi Parti seçimlere katılabilir mi, katılamaz mı tartışmaları yapılırken, işte Genel Sekreter Aytun Çıray'ın bir açıklaması, tamam katılıyoruz şeklindeydi. İşte başka bir yorum yapıldı, hayır İyi Parti katılamaz dendi filan. Derken işte 15 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir desteği ortaya çıktı. O süreç nasıl yaşandı? Şimdi esasen bu süreci şeyden başlatmamız lazım. Olağanüstü kongre sürecinde başlatmamız lazım. Çünkü 2 sene sürdü bu süreç. Bildiğiniz gibi Gemerek Mahkemesi, Tosya Mahkemesi vesaire gibi bir takım talimatla karar veren mahkemelerle bizim olağanüstü kongre başarımız yok sayıldı. Esasen o süreçte bir talep vardı. Yani Türkiye bir değişim istiyordu. Bugün o değişim çok daha şiddetli. Oraya da geleceğim ama o değişime ayak uydurmak için
Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden ortaya çıkan 4 tane önemli isim bu olağanüstü kongre sürecini sonuçlandırdılar. Ama mahkeme kararlarıyla bu geçerli sayıldı. Ve o süreçte zaten bir yeni siyasi parti ihtiyacı da doğmaya başlamıştı. Nitekim adaylardan sadece bir tanesi dışarıda kaldı. Ama onun da yanında bu olağanüstü kongre sürecine katılan arkadaşların tamamına yakını şu anda İYİ Parti'deler. İşte o süreç sonucunda biz yeni bir parti kurmaya karar verirken Milliyetçi Hareket Partisi'nde kapıların tamamen kapatıldığını görmek istedik. Ve nitekim genel başkanımız dahil olmak üzere ihraç edildiler. Ve olağanüstü kongre süreci bitti. Kapılar tamamen kapandı. Ve üstelik de merkez sağ dediğimiz, geçmişte Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış siyasi partilerin, işte Adalet Partisi'nden gelen Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi gibi partilerin de aradıkları bir parti vardı. Buna herkes çok şahit olmuştur ama ben çok şahit oldum. Çünkü arkadaşlarım vardı. Biz oy verecek bir siyasi parti arıyoruz diyen çok insanla karşılaştım ben. Dolayısıyla bir yeni parti ihtiyacı vardı. Zaten hatırlayacak olursak o zamanlar sorulduğu zaman insanlara başka kim var ki deniyordu. Yani AKP'den başka parti yok gibi görülüyordu. Alternatif yok deniyordu. Bir alternatif parti aranıyordu. Bir ihtiyaç vardı. Ve o ihtiyaçtan dolayı da İYİ Parti'nin kurulmasına karar verdik. Tabii hala bazı çevrelerde İYİ Parti işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin küskünlerinin oluşturduğu bir siyasi partidir falan gibi bir söylem söz konusu. Hatta işte bazı Anadolu teşkilatlarının kurulmasında belki Koray Bey'in teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olmasının da etkisiyle ağırlıklı olarak Milliyetçi Hareket Partililer var filan diye bir takım tespitler var. Katılır mısınız buna? Hayır, hayır. Hiç doğru değil. Ben partinin hem kuruluş sürecinde görev aldım hem de şu anda Genel İdare Kurulu üyesi ve Başkanlık Divanı üyesiyim. Hiç doğru değil bu. Elbette Milliyetçi Hareket Partilileri var. Ama bunun yanında diğer siyasi parti mensupları da var. Genel merkeze gelenler bunu çok iyi gördüler, biliyorlar. Benim kapım açıktır ve gerçekten benim odam eski Doğru Yol Partililer, Anavatan Partililer ve Demokrat Partililerle doludur. Hatta ben onlarla zaman zaman oda sizindir, beraber paylaşalım diyorum. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Ama o süreci müsaade ederseniz biraz paylaşırsak zaten bu partinin öyle sadece Milliyetçi Hareket Partililerle kurulmadığını anlamak mümkün olacaktır. Başlangıçta partiyi kurmadan önce bir program hazırlığı yaptık biz. 300'ü aşkın insanla çalıştık. Ben o program hazırlığının koordinatörlüğünü yaptım. Herkesle muhatap oldum. 300'ü aşkın insanla birebir muhatap olduk ve bu çalışmaya katılmalarını teklif ettik. Kabul ettiler ve beraber çalıştık. Ve bu süreç birkaç ay sürdü. Çok önemli katkılar aldık. Ve bu katkıları veren insanlar biraz evvel söylediğim gibi merkez sağın her kesiminden olduğu gibi içlerinde sosyal demokratlar vardı. Partileşme sürecinin öncesindeki çalışmayı kastediyorum. Ve nihayet tüzük safhasına geldik. Tüzük komisyonunda ben başkanlığını yaptım. Bursa'da 3 gün otele kapandık ve bu çalışmaları yürüttük. Gene oradaki çalışmalara merkez sağı temsil eden siyasi partilerin, hatta AKP'nin kuruluş safhasında bulunan, orada milletvekili yapmış olan insanlar da vardı içimizde. Böyle geniş bir yelpazede çalıştık ve öyle bir tüzük hazırladık. Bütün siyasi partilerin bugüne kadarki tüzüklerinin çok üstünde bir tüzük hazırladık. Ha, bunu gerçi bu seçimlerde uygulayamadık. Sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi bir baskın seçimle karşılaştık. Oysa bizim hazırladığımız tüzüğe göre bir seçim yapmış olsaydık, tamamen halkın istediği, halkın oylarıyla... Ön seçim meselesini... Tabii, yani ama biz öyle şartlar koyduk ki tüzüğümüze, her seçim bölgesinde üye sayısı seçmenlerin %3'ü ve yukarısındaysa, mutlaka orada ön seçim yapılacaktı. Üstelik de
3 ve daha az milletvekili olan yerlerde genel başkan kontenjan bile kullanamayacaktı. Bu kadar demokratik bir tüzük hazırlamıştık. Ama baskın seçim bunları önledi. Fakat esas olan şu, yani merkez sağın yelpazesinde bulunan herkes bu parti kurulurken hem program çalışmasına hem tüzük çalışmasına katıldılar, önemli katkılar verdiler. Nihayet parti kurulurken de kurucuları arasında bunlar yer aldılar ve şimdi bizim başkanlık divanında yarıdan fazlası diğer merkez partilerden gelen, biraz da sosyal demokrattan gelen insanlarla dolu. Nitekim seçimlerdeki adaylarımız da öyle. Benim bulunduğum İstanbul Birnoğlu seçim çevresindeki adaylara bakarsanız MHP kökeninden gelenler çok azınlıktadır. Diğer bütün siyasi partilerden gelen adaylarla doludur. Ve üstelik adayların yapısına baktığınız zaman da yaş grupları bir hayli gençleşmiş, değişik meslek gruplarından ve kadınların da o bizim cinsiyet kotasının üzerinde yer aldığı bir liste var. Bu söylenenlerin hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur. İyi Parti bir ihtiyaçtan doğmuştur ve o ihtiyacı duyan Türk milletinin her kesiminden insanlardır. Bu 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin yaptıkları iyi şeyleri belki söz konusu olunca onları da söyleriz ama yaptıkları tahribat, yaptıkları olumsuz işler ve ülkenin geldiği durum dolayısıyla İyi Parti'yi bir kurtarıcı olarak gördüler. Hatta bir şeyi anlatmak istiyorum size. Kurulduğumuzdan itibaren düne kadar, yani her gün bizim partiye yüzlerce insan geliyor. Bu gelen insanların çok önemli bir profilini çizmek istiyorum. Devlet umuru görmüş, devletin ne kadar önemli olduğunu bilen, devlette görev yapmış yakın zamana kadar dahi, genel müdür, daire başkanı, müsteşar yardımcısı, müsteşar, bu seviyede yüzlerce insan geldi, bize katıldı ve bugün dahi bizimle beraber çalışıyorlar, katkı veriyorlar. Çünkü devlet çökertilmek üzere, devlet boşaltılmış, devlet gerçekten yok edilmek üzere. Bunu gören herkes İyi Parti'ye geldi. İyi Parti şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren insanlarla doludur. Durum budur. Bunun sandığa nasıl yansıyacağı sorusu var. Bunun için sahada neler yaptığınız sorusu var. Yani geniş kitlelere nasıl ulaşıyorsunuz? Onların İyi Parti'ye karşı teveccühü, ilgisi, alakası nasıl? Vaatlerinize kulak asıyorlar mı, güveniyorlar mı? Oy verecekler mi? Bir de tabii anketler var. Bugün Sonar'ın bir anketi var. O ankete baktığımızda İyi Parti barajın böyle biraz altında gözüküyor. Siz sahadasınız, çalışıyorsunuz, İstanbul'dasınız. İstanbul Türkiye'nin nabzının attığı yer zaten. Evet. Her birinci bölge filan da, host birinci bölge, ikinci bölge zaten asıl İstanbul diye düşünebiliriz. Oralardaki havayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi o kadar çok soru sordunuz ki bunların bazılarını aklıma kalanlara cevap vereceğim tabii. Ben hatırlatırım. Bir defa şunu söylemek lazım. Türk milleti değişim istiyor. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Türk milleti değişim istiyor. Ama değişimi isterken de güvendiği insanı arıyor. Şimdi ikisi de İyi Parti'de var. Çünkü İyi Parti değişim için geldi. Güven ise genel başkanımıza güveniyor. Türk milleti güveniyor ve seviyor. Şimdi değişim derseniz siyasi iktidarın ve siyasi iktidarı temsil eden kişilerin değişmesi derseniz bu bir yaklaşım belki ama sistemin değişimi diye bakarsanız sistemi değiştiren AK Hayır Parti. Hayır efendim. Siz yönetenleri, sistemi tekrar yönetenleri, eski halinde tutmaya çalışan görüştesiniz. Tabii tabii. Rejim değişikliğini kurtarmak için, önlemek için. Hani reklam arası demişlerdi ya onlar biliyorsunuz. Evet. 100 yıla. Bazıları da parantezi kapatacağız demişlerdi. Kapatacakları parantez Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Reklam arası dedikleri Cumhuriyet'in ilk 80 yılıydı. İşte onların değiştirmek istedikleri rejim, tek adam rejimini biz kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat benim bahsettiğim değişim, Türk milletinin değişimi yönetenlerle ilgilidir.
Hatırlarsanız geçen pazar günü Fenerbahçe Kongresi yapıldı. Evet. Kongre öncesi araştırma şirketleri iki adayın başa baş olduğunu söylediler, yazdılar. Başa baş bir seçim geçecek diye bekleniyordu. Sonuç ne oldu? Aynısı olacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Ali Koç, aynısı olacaktır. Dört katı oy aldı. Aynısı olacaktır. Türk milleti değişimi gerçekleştirecektir. Değişimi gerçekleştirme sebeplerinden biraz bahsedeceğim ama benim başka bir öngörüm var. Bu öngörüyü önce söyleyeyim. Birinci turda dahi Meral Akşener Cumhurbaşkanı olabilir. Niye göre söylüyorum ben bunu? Kadınlarımıza güvenerek söylüyorum. Güneydoğu'da da gördük. İç Anadolu'da da gördük. İstanbul'da çok daha net görüyoruz. Kadınlar bu değişimi gerçekleştirecektir. Ve kadınlarımızın çok büyük bir çoğunluğu da Meral Akşener'e güveniyor ve seviyor. Onların gücü bunu gerçekleştirmeye yetecektir. Gelelim sahada ne görüyoruz ha? İstanbul'da gördüğümüz manzara şudur. Büyük bir kesim suskundur. Hatta bir araştırma şirketinin mensubu bir sunum yaptı bize bir hafta önce. Çok güzel bir tespit yaptı. Dedi ki 2015 yılı Kasım seçimlerinde AKP'ye oy veren seçmenlerin %34'ü yeniden oy vereceğim demiyor. Suskun kalıyor. Vermeyeceğim de demiyor. Sessiz kalmayı tercih ediyor. Vermeyeceğim diyenler var ama vermeyeceğim de demiyor büyük kısmı. Sessiz kalıyor. Ve o araştırmacının tespitlerine göre AKP'ye oy verenlerin 1/3'ü oy vermeyecek. Peki kime verecek bunlar dersiniz? Bunlar kendilerine yakın gördükleri partiye. Zaten o merkez sağın seçmeniydi onlar. İyi Parti'ye oy vereceklerdir. Ama bir ihtiyaçtan doğduğumuza göre o ihtiyaca cevap vermek gerekiyor ki İyi Parti bu cevabı zaten veriyor. Seçim beyannamemiz yayınlandı. Genel başkanımız işte dün akşam da bir televizyondaydı. Bu akşam da çıkacak. Gayet açık bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. Fakat hepsinden önemlisi bu değişim ihtiyacı nereden doğduğuya bakmak lazım. Türkiye çok gerildi. Gerçekten Türk milleti bunu hak etmiyor. Çok gergin bir ortamda yaşıyoruz. Ama bu olağanüstü şartlara olağanüstü hal ilan ettiler ama bu olağanüstü halle beraber Türk milleti olağanüstü şartlar yaşıyor. Ve olağanüstü hal kanunlarına göre de yönetiliyoruz. Bu şartlar altında öyle bir manzara var ki insanlar gergin, huzursuz, mutsuz, gelecek hayallerini kuramıyorlar. İşte tam bu gergin ortamda İyi Parti ve Genel Başkanımız Sayın Akşener bir şey yaptı. Referandumda hatırlarsanız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yaptı. Ve o görüşmelerden sonra işte bir yılı geçti referandumdan sonra, 16 Nisan referandumundan bahsediyorum. Bu süreçte çok olumlu ilişkiler hep gelişerek devam etti ve geldiğimiz süreçte Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı. Oradan başladı diyorsunuz yani. Tabii tabii. 4 siyasi parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti sayesinde bir araya geldi. Ama başka bir şey oldu. Türk milleti biraz güler yüz görmeye başladı. Hayır, bu arada İyi Parti'nin o ittifak içerisinde HDP'nin de yer alacağı ama Meral Hanım'ın ve İyi Parti'nin itiraz ettiği söylendi. Bu ittifakın içerisinde HDP'nin yer alması ittifakı bozar mıydı? Yoksa güçlendirir miydi? Biz güçlendirmeyeceği kanaatindeydik. Onun için de böyle bir görüş beyan ettik. Türk siyaseti için de hayırlı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü şu anda diğer o bahsettiğim partilerle beraber gösterdiğimiz uyumlu davranış ve güler yüz Türk milletine hiç olmazsa bir umut getirdi. Çünkü milletin huzura ihtiyacı var. Yani şu anda en çok arzu edilen şey huzurdur. Elbette vaktimiz olduğu müddet içerisinde biz
ekonomiden de, güvenlikte de, dış sorunlardan da bahsetmeye çalışalım. Sağlıktan da, eğitimden de bahsedelim ama en önemli, birinci ihtiyaç huzurdur. Onun için Genel Başkanımız dün akşam tekrarladı. Bayram sofrası. Türk milletinin bayram sofrasına ihtiyacı var. Böyle bir gerginliği Türk milleti ne kadar daha taşıyabilir, ne kadar daha kaldırabilir? Ve bu gerginlik ailelere de yansıyor. Çocuklara yansıyor, kadınlara yansıyor. Yani bunları Türk milleti hak etmiyor. Olmaz böyle bir şey. Kabul edilir bir şey değil bu. Sürdürülebilir bir şey de değil. Mutlaka bundan kurtulmak zorundayız. Ama tabii bu gerginlik ve bu kutuplaşmanın sandıkta iktidar kanadına bir sandık başarısı getirdiği ortada. Zaten bunun için yapıyorlar. Kendi kitlesini sağlam tutmaya çalışıyorlar ama bu konuda da başarılı olamayacaklar. Çünkü mitinglerini izliyor musunuz? Evet. Ben çok yakından biliyorum. Dün Sakarya mitingini Sakaryalılarla konuştum. Bana fotoğraflar gönderdiler daha önceki mitinglerle. Mukayese etme imkanı bulduk. Ve bu mitinglerdeki zorla sallanan bayrakları kimlerin salladığını biliyor musunuz? Sivil giyinmiş güvenlik mensupları. Ve yani devlet güvenlik mensubu derken polis mi yani? Ben güvenlik mensubu diyorum. Siz ne anlarsanız anlayın. Sivil giyinmiş olanlar geliyor. Devlet daireleri boşaltılıyor. Zorunlu olarak boşaltılıyor. Ve devletin araçlarıyla taşınıyor. Orada coşkusuz bir topluluk var. Ve bayrakları sallarken dikkat edin. Yani sadece bayraklar sallanıyor bir coşku olsun diye. Tezahürat yapan çok az sayıda insan var. Yani onların topladıkları miting kalabalıkları gösterge olmayacaktır. Bunu 24 Haziran'da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Çünkü muhafif tersi de söz konusuydu. Yani şimdi yaşlar müsait. Biz en azından dinledik, çok görmedik ama ya hayat sağlığını biliyoruz. Osman Bölükbaşı'yı kastedeceğim. Evet. Yani Osman Bölükbaşı'nın kendisini dinleyen kalabalıklara işte sistemde bulunduğu, ya dinlemeye geliyorsunuz ama oy vermiyorsunuz filan dediğini hatırlıyoruz. Şimdi muhalefette de eğer meydanları ve kalabalıkları dolduruyorsa, ki doluyor hakikaten gerçekten, evet, Allah için. Acaba böyle bir şey, böyle bir sürpriz söz konusu olabilir mi? Biz öyle demiyoruz. Bizim kalabalıklarımız gerçekten coşkulu farkındaysanız. Onların kalabalığından bahsettim. Coşku yok, heyecan yok. Çünkü zorla getirilmiş insanlar var. Hayır, şimdi bir taraftan Millet İttifakı söz konusu. Ve ittifakın her bir partisinin, Demokrat Parti hariç, kendi Cumhurbaşkanı adayı var. Evet. Ama fotoğrafa baktığımızda işte Muharrem Bey'le Meral Hanım'ın çekiştiği gözüküyor. Ve de eğer ikinci tura kalınır ise ikinci turda Muharrem Bey'in daha şanslı olduğu gibi bir yaygın medyada en azından bir söylem var. Siz Mamafi Meral Hanım birinci turda zorlayabilir dediniz ama bu ihtimali de her siyasetçi hesaba katmalı ve demin söylemeye çalıştığım, eğer Meral Hanım sahada istediği %51'i sağlayamaz ve parlamento dışında kalırsa, sistemin doğası gereği meclise girmiş, barajı aşmış, genel kanaat de İYİ Parti'nin barajı aşacağı yönünde bir parti, İYİ Parti nasıl hayatiyetini sürdürecek gibi bir karmaşık ihtimalleri konuşuyoruz. Tabii tabii. Ben öncelikle şunu çok net söyleyeyim. Sahaya çıkan herkes de bunu görecektir. İYİ Parti %20'yi aşmış durumdadır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de İYİ Parti'nin biraz daha üstünde, önündedir. Ben kadınlarımıza güvenerek birinci turda dahi Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı seçilebilme ihtimalini halen öngörüyorum. Onu bir kenara bıraksak, ikinci tura kalacak olan Sayın İnce mi, Sayın Akşener mi olsun, basında ya da kamuoyu araştırmacıları arasında dolaşan konuyu da bir inceleyelim. Şu anda Cumhurbaşkanı kendisine kimin rakip olmasını istiyor? Bu konuda herkes ittifakla Muharrem İnce'yi tercih ettiğini, evet, tercih etti, söylüyor. Nereden belli? Televizyonlara talimatla çıkartılıyor. Bütün televizyonlar kapılarını açtılar Sayın İnce'ye. Ben Sayın İnce'nin yaptıklarını küçümsemiyorum. Ama özellikle bütün medya imkanları Sayın İnce'ye sunuldu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na göre istenilen rakip Sayın İnce'dir. Ve kamuoyu araştırmalarına göre ve o şirketlerin yöneticileriyle yaptığımız özel görüşmelerden bildiğimiz çok net bir bilgi var. Aslında bunu kamuoyundaki
siyasetle ilgilenen herkes de çok net görüyor. Şayet birinci turdan Cumhurbaşkanı'nın karşısında Sayın İnce ikinci tura kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı %100 seçimi alıyor. Herkesin kanaati bu. Ama ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'nın rakibi Sayın Akşener olursa bu defa tam tersi olup %100 Sayın Akşener Cumhurbaşkanı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'yla Meral Hanım'ın hitap ettiği ve içinden çıktığı kitle aynı kitle. Yani bir Türkiye'de işte %70, %30, %65-35 sosyolojisi varsa Tayyip Bey'in oraya oynayarak şimdiye kadar başarı kazandığı o kitle içerisinde Meral Hanım da bir alan açıyor kendisine. Evet. Dolayısıyla aynı alanda bir başka rakiple uğraşmaktansa Tayyip Bey açısından bakıldığında %30'luk kesimde bir temsili karşısında rakip olarak tercih etmesi doğal. Peki diğer tarafa gelirsek, Cumhurbaşkanı hani galiba Bloomberg'deki İngiltere'de ziyaretinde kendisine sorulduğunda işte Cumhurbaşkanlığı seçimini kendisi kazanırsa ama parlamentoda çoğunluğu kaybederse ne olur sorusuna işte A, B, C planlarımız var demişti. İyi Parti'nin Meral Hanım'ın seçimi kazanamaması ama barajı aşıp parlamentoya girmesi halindeki planı var mı? Hazırlığı var mı? Orada ne yapacaksınız sorusu var. Evet. Şimdi çok net ve kesin ifade ediyorum. Meral Akşener Cumhurbaşkanı olacaktır. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir tereddüdü olmasın. Bunu ben Türk milletine, özellikle kadınlara ve gençlere dayanarak söylüyorum. İçinde yaşıyorum çünkü. Ama elbette ki birinci turda olmayabilir. Ben böyle öngörüyorum. Belki benim gözlemlerim yeterli olmayabilir. Ama ikinci turda mutlaka biz Cumhurbaşkanlığı kazanacağız. Yani sizin senaryonuzda birinci tur olmasa bile ikinci turda Meral Hanım. %100 böyle inanıyoruz ve böyle biliyoruz. Fakat demin o senaryolara konuşurken eksik kalan bir hususu belirtmekte fayda görüyorum. Önümüzde 17-18 gün var. AKP'nin bazı foyaları ortaya çıkabilir. Ve bir şey söyleyeyim, çok aşırı bir iddia olmasın. İkinci turda Sayın Akşener'in rakibi Sayın İnce olabilir. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Şimdiki Cumhurbaşkanı ikinci tura kalamayabilir. Bunu seslendiren ilk kişi sizsiniz gibi ama geliyor bana. Ben hatırlamıyorum böyle bir tespiti. Ama ben bunu halkın içerisinden gelen bir kişi olarak söylüyorum. Hayır, başka bir şey söyleyeyim. Az önce AKP'nin bir takım foyaları diye bir ifade kullandınız. Evet. İyi Parti'li bu konuda bir hazırlığı dosyası mı var? Yoksa ne var? Yani nereden icap etti bu? Dosyadan ziyade bildiklerimiz, Türk milletinin bildikleri, Türk milleti her şeyi tam olarak bir hür basın olmadığı için, iletişim hür olmadığı için her şeyi tam anlamıyla bilmiyor olabilir. Ama öğrenen insanlar var, meraklı insanlar var ve bu sosyal medya inanılmaz işler yapıyor. Gerçekten müthiş bir şey yapıyor. Dolayısıyla hangi konuyu ele alırsak alalım, Türkiye'de söylenenlerle... İYİ Parti'nin bu konuda bir hazırlığı var mı? Hangi konuda? Yani AK Parti'nin bir takım foyaları ve Tayyip Bey'in... Tabii ki. Ve biliyoruz hepsini. Hepsini. Yani neresini? Ben şimdi biraz evvel beraber geldiğim arkadaşlarımla buraya çıkmadan önce konuştuğumuz konu şehir hastaneleriydi. Şehir hastaneleri boyayla, ambalajla gizlenmiş, sunulmuş bir sağlık ihanetidir. Eğitimin durumunu biliyor musunuz? Şu anda liseye giriş sınavları yapılıyor. Nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Tehir edilen üniversiteye giriş sınavlarını biliyor musunuz? Türk milletiyle dalga geçiliyor. Bir Milli Eğitim Bakanı taksi durağında öğreniyor TEOG'un kalktığını. O başkanlık sisteminin cilvesi diyelim. Cilve değil bu efendim. Türk milletiyle dalga geçiliyor her konuda. Yapılan aşırı yolsuzluklar, yapılan dini istismarlar ve Türk milletini bölüp parçalamaya dönük bütün geçmişten beri gelen süreci hatırlarsanız, geldiğimiz nokta, işte şimdi onların külliye dedikleri sarayda yapılan hazırlıklar ve bizim komşularımızla o sıfır sorun yerine inanılmaz yeni düşmanlıklarla Türk milletinin varacağı yer bellidir.
Hele rejim değiştikten sonra. Düşünün ki bir tek adam bugün yetkilerinin tamamını kullanamıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra o yetkileri kullanacak ve tek imzayla kanun hükmünde kararnameleri imzalayacak. Türkiye'nin sistemini öyle bir hale getirecek ki korkarım ki federatif yapı o zaman gelecek. Bunu ben ezbere söylemiyorum. Yeni anayasa. Yeni anayasanın maddesi var. Yani hiç olmasa müsaade ederseniz vaktiniz varsa bir tek onu bahsetmek yani istiyorum. Yani var. 12 dakikamız var. Ne kadar bana bir süre söyler misiniz arkadaşlar? Bu yeni anayasanın değişen anayasadaki 10. maddenin son fırkasını size okuyorum. Yani 16 Nisan referandumunun sonrasında. Evet evet. Son fırkasını okuyorum size ben. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Yani bir sabah kalkacağız, Sayın Cumhurbaşkanı hiç kimseye sormadan belki bir takım gizli insanlarla konuşuyorsa bilmiyorum, bir kararname hazırlayacak ve diyecek ki ben Türkiye'nin İdari yapısını değiştirdim. Van eyalet merkezi oldu. Şu iller oraya bağlandı. İşte efendim belki başka Urfa eyalet merkezi oldu. Trabzon eyalet merkezi oldu. İller bağlandı. Ve hani sık sık tekrarladığı bugünlerde sosyal medyada dolaşan bir şey var ya. Mecliste konuştu. İşte Lazistan diyor, Kürdistan diyor. Bunları pervasızca söylemedi mi? 36 tane etnik gruptan bahsetmedi mi? Ve gelinen noktada öyle bir durumla karşılaşacağız ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti o parantez kapatma, reklam arası laflarına uygun olarak kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşacak ve bambaşka bir yapıya bürünecek. Tek imzayla... Dünya konjonktürü Türkiye'ye ve içinde yaşadığımız bölgesel şartlar böyle bir şeyi dayatıyor da devlet böyle bir refleks gösteriyor olamaz mı? Yeni döneme uyum sağlamak adına. Devletin gösterdiği refleksler olumlu sonuçlar verirse buna elbette saygı duyarız. Ama devletin kurumları şu anda olumlu refleks göstermiyor. Kozmik odaya girildikten itibaren esasen bakarsak Süleymaniye'de 11 tane Türk yiğidinin başına çuval geçirmesiyle başlayan süreç, Habur'la devam eden İmralı ve Oslo'yla Dolmabahçe mutabakatıyla sonuçlanan o süreci göz önüne getirin. Bunları yapan devletin bazı kurumlarındaki insanlardı. Sonuç nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye geldi? Dolayısıyla devlet kurumları kimlerle dolduruldu? Hangi liyakat esasına bakıldı? Ben sözlerimin başında İyi Parti'ye bugün devlet umuru görmüş, devletin kıymetini bilen çok sayıda insan, yüzlerce, binlerce insan geliyor. Ve bunlar bir kurtuluş kapısı olarak görüyorlar İyi Parti'yi. Devlet gitti diyorlar. İşte bu devletin genel başkanımız dün tekrarladı bu cümleyi. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan topladı. Bu cümle önemli bir cümledir. Millet topladı. Ve devletin bütün kurumları bu durumdadır. Siz ve bütün yayıncılar bunları çok daha iyi izliyor, görüyorsunuz. Devletin kurumlarında liyakat esası kalktıktan sonra sadece yandaşlar gelmeye başlayınca orada biat kültürü esas oldu. Biat kültüründe de itiraz yoktur. Yanlışı söylemek yoktur. Zaten yanlışa tahammül etmek yoktur. Yanlış yoktur zaten. Evet. Her şeyi, yani yanlış, her şeyi tek kişi bilir. Efendi Hazretlerinden sadır olmaz. En iyisi o bilir. Ve dolayısıyla onun dediği doğrudur. Ona itiraz edilmez. Ve böyle bir gidiş Türk milletini nereye götürür? Şimdi son 10 dakika falan gibi süremiz var. İyi Parti'yi vatandaş neden tercih etsin meselesi var. Şimdi değişim dediniz ama ben deminki sözümü bir daha tekrarlamak niyetindeyim. Şu anda değişimi savunan iktidar partisi. Ama bu değişimi iyi değiştiren anladım. İktidar partisi. Ama iktidar partisinin mevcut ve 16 senedir iktidarda olan isimlerinin değiştirilmesi ve Türkiye'nin mevcut cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde kurucu iradenin belirlediği çerçevenin sürdürülmesi şeklindeki görüşte Millet İttifakı denen yapıda teşkil edilmiş oluyor.
İyi Parti neden vatandaşlar tarafından tercih edilsin? Yani ya bıktık bu insanların yüzünü görmekten diyecek hali yok insanların. Yani evet, bir takım bıkkınlıklar, yılgınlıklar olabilir ama sonuçta işte bir borçla da olsa gelinen bir rahatlama var. Denizde bitmişe benziyor İmam Afi. Yapılan açıklamalar da onu gösteriyor. Siz aynı zamanda İyi Parti'nin genel başkan yardımcısınız ama muslukta sizde. Paranın musluğu. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ekonomisinden sorumlu olan sizsiniz. Ekonomiden değil. Ben siyasi, genel muhasebim. Evet. Hayır. Yani partinin muhasebesini kastediyorum. Evet, evet. Yani partinin ekonomisinden. Evet. Türkiye'nin ekonomisini kastetmiyorum. Para musluğu sizde. Onu da soralım. Değirmenin suyu nereden geliyor? Vallahi değirmenin yani suyu çok yapılan az. Az masraf olmadığı ortada. Devlet yardımı da almıyorsunuz çünkü. Evet. Devlet yardımı alamıyoruz. Gerçekten değirmenin suyu da çok akmıyor. Çok zor şartlarda partiyi kurduk. Zor şartlarda bugüne kadar geldik ve şu anda çok zor şartlarda bir seçim süreci yaşıyoruz. Diğer partilerin verdikleri bayrak siparişini ben biliyorum. En küçüğünün onda biri kadar sipariş verdik biz. Yani rakam olarak da söylersek biliyorum ben en küçüğü 40 milyon civarındaydı. Bizimki 3 milyonun biraz üzerinde. Bütçemiz yok denecek kadar az. 40 milyonluk bayrak. En küçük partinin. Yani. Tabii tabii. En küçük parti dedim, o büyük partiler arasındaki en küçüğünü kastediyorum. Biz partiyi kurarken nasıl her il ve ilçede arkadaşlarımız tarafından kurulduysa biz kurucular da genel merkezi yürütmeye çalıştık. Şimdi de gene adaylarımızla yürüyoruz. Teşkilatlarımızla yürüyoruz. Kaynaklarımız yok denecek kadar azdır. Onun için değirmenin suyu yok bizde. Fakat yani sizin... Ama gemi denizde yüzüyor. Çok şükür. Dolayısıyla milletimizin hani desteğiyle. Yakıt deposuna bir evet, motora bir şey var. Teşkilat mensuplarımız ve adaylarımız yürütüyor. Onların şimdi. Ama, adaylardan da kaynaklı. Tabii tabii tabii. Ama asıl sizin sorduğunuz niye İyi Parti'yi istesin bu millet? Bunun o kadar çok sebebi var ki. Ama birinci sebebi Türk milleti huzur istiyor. Türk milleti gerilimden, kavgadan bıktı, umut ışığı görmek istiyor. Gelecek hayalleri kurmak istiyor. Ama bunların yanında bizim ortaya koyduğumuz seçim beyannamemiz var. Seçim beyannamemizde sunduğumuz çok iyi şartlar var. Bu şartları biz Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız geçen hafta bir toplantıyla Türk milletine sundu ve biz de ayrıca kendimiz seçim broşürlerimizde bunların özetlerini koyduk. Her konuda gayet açık vaatlerimiz var. Ama en önemlisi, birincisi bunların kapatmak istedikleri parantezi, o reklam arasını biz önleyeceğiz diyoruz. Demokratik parlamenter sisteme yeniden döneceğiz. Ama dönerken geçmişte yaşadığımız aksaklıkları, sıkıntıları giderecek yasalarla bunu takviye edeceğiz. Çünkü hep o dönemde yaşanan siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve diğer kanunlardan kaynaklanan bazı sıkıntılar olmuştu. Biz demokratik parlamenter sisteme dönerken bu aksaklıkları ve eksiklikleri gidermek zorundayız. Nitekim bu doğrultuda iki gün evvel Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Karamollaoğlu ile telefonla görüştü ve bu süreç başladı. Diğer taraftan 25 Haziran süreci yani. Tabii tabii. Diğer taraftan Türk ekonomisi geriye dönülemez bir noktaya gelmek üzere. Bilindiği gibi kamuoyu çok iyi biliyor. Türk ekonomisine gerçekten çeki düzen verecek en iyi kadrolar bizde. Sayın Durmuş Yılmaz'la Sayın Ayfer Yılmaz bu konuda inanılmaz güzel çalışmalar yapıyorlar. Ve bu çalışmaları yaparken dünya çapında yetişmiş genç ekiplerimiz var. Bu ekiplerle beraber çalışıyorlar. Yapılan her çalışmanın bir karşılığı olacak. Karşılığı ve kaynağı olmadan bir çalışma yapılmıyor. Bu Meral Hanım'ın çok iddialı vaatleri var. Evet. Özellikle kredi ve tüketici kredisi ve kredi kartları borçlarının silinmesi falan gibi böyle bayağı ciddi yüklü ama maliyetler ortaya koyacak teklifleri var. Hatırlarsanız onun karşılığını evet, kaynaklarında söyledi. Söyledi. Bunun gibi birçok var. Bizim bir iyi kartımız var. Bu bilinmiyor. Yani her sahada
hemen hemen ekonomiyi rahatlatacak bir takım çalışmalarımız bitmek üzere. Ama bir hususun altını çok iyi çizmem lazım. Uzun yıllardır Türkiye'de takip edilen tüketim ekonomisi var. Üretimden uzaklaşılmıştır. Doğru dürüst yatırım yapılmıyor. Hatta Cumhuriyet'in ilk 80 yılında yapılan yatırımların çoğu satıldı. Şeker fabrikaları bunun son örneği oldu ama şeker fabrikalarına gelene kadar neyimiz var, neyimiz yok satıldı. Artık satılmayan, kalan neyimiz varsa da varlık fonu oluşturuldu. Varlık fonu vasıtasıyla onlar da satılmaya hazırlanıyor. İşte onun için biz gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi de varlık fonunu kaldırmaktır. Bu suretle elimizde kalan kaynaklarımızı Türk milleti adına kullanacağız. Ekonomide biz üreten ekonomiye geçmezsek Türk milletinin önü açılmaz. Çünkü üreten bir ekonomi yoksa istihdam da yoktur. Yani işsizlik önlenemez demektir. Zaten işsizliğin hangi noktada geldiğini Türk milleti yaşayarak biliyor. Üniversite mezunu gençlerimizdeki işsizlik oranı %30'lara dayanmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Bir aile çocuğunu okutmak için varını yoğunu satıyor. Borçlanıyor. Çocuğunu okutuyor, üniversiteyi bitiriyor ama iş yok. TÜİK'teki işsizlik rakamlarının bu surette biraz geciktirilmesi gibi bir avantaj sağlamış öyle galiba siyasetler ama son iki dakika işareti var. Şimdi hemen şunu da sorayım. Cevabı da kısa tutarsanız çok memnun olurum. Efendim şöyle bir durum söz konusu. Ana Muhalefet Partisi'nin 2015 seçimleri öncesinde çok iddialı ekonomik vaatleri vardı. İki maaş ikramiye falan gibi emeklilere. İktidar Partisi hayır dedi, kaynak bulamazsınız dedi ve ana muhalefet kitleleri ikna edemedi. Ana muhalefetin vaatlerini şu anda mevcut siyasi iktidar hayata geçiriyor ve bir problem ortaya çıkıyor. Siyasi iktidarın vaatleri hayata geçirme becerisine geniş kitleler muhalefetten daha çok inanmış gibi gözüküyor. Kitleleri inandırma konusunda ne yapacaksınız? Vaatler güzel ama bu vaatleri bu siyasi yapı hayata geçirebilir mi konusunda galiba seçmen tereddüt yaşıyor. Şimdi seçmenin tereddütlerini gidermek için bizim kadrolarımız yeterlidir. Bir defa Sayın Genel Başkanımız Akşener inanılan bir insandır, güvenilen bir insandır, sevilen bir insandır. Onun için umut olmuştur. Ama Sayın Durmuş Yılmaz da Sayın Ayfer Yılmaz da inanılan insanlardır ve iyi ekonomi uzmanlarıdırlar. Biz şimdi vaatlerimizi söylerken birkaç tanesini söyleyeyim vaktimiz yeterse. Mesela emeklilere biz iki defa 1000 lira vermeye karar verdiler ya bunlar. Evet. Biz 1500 lira olarak vereceğiz iki defa. Ama aynı zamanda muayene ve ilaç katkı bağlarını kaldıracağız. Bütün okuyan dar gelirli ailenin çocuklarına öğretim boyunca burs sağlayacağız. Ayrıca asgari ücretle geçinen, geçim zorluğu yaşayan ailelerin tamamına iyi kart vereceğiz. TOKİ'yi esas görevine döndürmek suretiyle benim çok iyi bildiğim bir konudur. Keşke vakit olsa anlatabilseydim. Biz konut sahibi yapacağız. TOKİ'nin şu anda hasılat paylaşımı usulüyle yaptığı icraatlar var, evet. Ve ellerinde on binlerce konut bekliyor. Çünkü hepsi lüks. TOKİ'nin gayesi... Yani TOKİ'nin elinde on binlerce tabii, stok var. Satamaz var. Öyle mi? Satılmıyor. Evet. Özellikle İstanbul'da. Yani yüz binlerce diyeceğim de tam rakamları şu anda hatırlamıyorum. Onun için on binlerce diyorum. Ama bunlar lüks konuttur. Ve o lüks konutlara talep yoktur. O zaman bu inşaat başlığını ayrı bir başlık altında konuşalım. Konuşmak gerekiyor. Çok önemlidir. Çünkü biz kiracı olarak bu konutlara dahil edeceğimiz... Hayır, rakamlar vardı. Evet. Çok çarpıcıydı. Evet. Çok gündeme taşımadılar ama Türkiye'de inşaat belli miktarlarda satışı yapılırken ev sahipliği oranında %1 civarında düşme söz konusu. Yani ev sahibi sayısı artmıyor. Konut satılıyor, satışlar artıyor ama ev sahipliği sayısında düşme var. O nüfus artışından kaynaklanan bir husustur da tabii önemli olan stokta bekleyen konutlardır. Yani gerçekten İstanbul'da hadi söyleyeyim 330 bin civarında konut satışa arz edilmiştir. Talep yoktur. Zaten bu... O yüzden mi inşaat şirketlerin reklamları başlı başına gibi bir konudur bu. Ekonomiyi sadece inşaat sektörüyle ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Ben bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum, büyük üzüntü duyuyorum. Böyle bir şey sürdürülemez. Üreten bir ekonomide katma değer vergisi, katma değer üretmiyor zaten bu inşaat sektörü. Ve bunun için de ikide bir işte bir takım projeler ortaya atıyorlar. Kanal İstanbul gibi mesnetsiz ve yapılmaması gereken, ama bunun niye yapılmaması gerektiğini ben söylemiyorum ki. Üniversitelerimiz söylüyor, meslek odaları söylüyor. Son cümleyle kapatalım efendim. Efendim son cümle, Türk Milleti, İyi Parti iktidar yapacaktır. Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacaktır ve Türk Milleti nefes alacaktır. 24 Haziran'dan sonra huzurlu bir ortama kavuşacağız. Bayram sofrasına oturacağız inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün de süremiz tamam. Canlı yayın konuğumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayrettin Nuhoğlu'ydu. Noktayı koyduk ama yarın sabah 07.15'te gerçek gündemde yine buluşalım efendim. Hoşçakalın.